Değerli izleyiciler, Fast Company okurları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de yeni normalde yatırım dünyasını konuşacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için, önümüzdeki bir buçuk saat bizi dinleyeceğiniz için konuşmacılarımıza hepinize teşekkür ediyorum. Bugün CEO Ajanda'da yeni normalde yatırım dünyasını Esas Holding katkılarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Önemli konuşmacılarımız var. Ben bir parça konuşmacılardan bahsedeyim. Çağatay Özdoğru, Esas Holding CEO'su. Çağlayan Çelebi, Dom Group CEO'su, Londra merkezli. İbrahim Romano var, Ünlü & Co. yönetim kurulu üyesi. Yıldırım Holding yönetim kurulu başkanı sevgili Yüksel Yıldırım var. Bahsettiğim gibi Esas Holding ile birlikte düzenliyoruz. Biliyorsunuz Esas Holding 2000 yılında Şevket Sabancı ve ailesi tarafından kurulan, Türkiye'de ve yurt dışında yatırım olanaklarını takip eden, İstanbul ve Londra'da işleri olan büyük holdinglerden birisi. Benim gördüğüm kadarıyla en önemli özelliği de girişimci bir holding olması. İsterseniz önce birlikte düzenlediğimiz Esas Holding CEO'su Çağatay Bey'e, Çağatay Özdoğru'ya bir hoş geldiniz konuşması için sözü vereyim. Sonra da panelimizle devam edeceğiz. Panelimiz sırasında sosyal medyadan buradaki kanalları kullanarak sorularınızı iletirsiniz. Ben de oturum devam ederken sonunda sizlerin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Sevgili Çağatay, söz sende, sonra oturumu başlatacağım. Evet, sevgili Rolf, çok teşekkür ederiz. Tekrar Fast Company'ye de tekrar Türkiye'ye hoş geldin demek isterim bu vesileyle. Ondan sonra sizin de yıllardır olan başarınız burada kat ve kat devam edecektir ve Türkiye için de çok iyi bir şey. İşte biz de hep beraber farklı bir hayat yaşıyoruz. Böyle bir panele katılmak da heyecan vericiymiş. O da bekleme odası, şimdi sahne vesaire. Tüm katılımcılara, tüm izleyicilere ben de buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca bugün bizleri kırmayarak katılan başta sevgili arkadaşlarım, dostlarım, Sayın Yüksel Yıldırım, Sayın İbrahim Romano ve sevgili Çağlayan Çetin olmak üzere tüm katılımcı, konuşmacı dostlarıma da buradan sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir toplantı olsun. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konu yatırım. Bu vesileyle hep beraber görüşlerimizi açıklayacağız diyerek topu tekrar sana vermiş olayım. Çok teşekkürler sevgili Çağatay. Ben de uzun süredir çeşitli etkinlikler yapıyorum. Özellikle yurt dışından konuşmacılar video yoluyla değişik platformlara katılalım dediklerinde ya öyle olmaz, hiç heyecan olmuyor diyordu. Ne yazık ki şimdiki koşullar burada heyecan aramamıza neden oluyor, ama güzel katılım, güzel konuşmalar oluyor. İnşallah en kısa zamanda fiziki ortamlarda da buluşuruz diyerek diğer konuşmacılarımızı davet edeyim. Arkadaşlar, diğer konuşmacılarımızı, İbrahim Bey'i, Çağlayan Bey'i ve Yüksel Yıldırım'ı alabilir miyiz? Merhabalar tekrar. Konuşmacılarımız hazır oturum için. Değişik alanlardan yatırım ve şirket birleşme satın almalarını takip eden, aracılık yapan, alan, satan iş liderleri var. Şimdi hızlıca oturumumuza geçiyorum. Ben Çağatay Bey'den başlamak istiyorum. Biraz yurt dışından bakış yapalım. Londra bazlı Dom Group CEO'su Çağlayan Çelebi. İki tane. Çağlayan Çetin. Çetin. Pardon, affedersiniz. Çağlayan Çetin. Çağlayan Bey, biz de oradan Türkiye'nin görünümü yatırım açısından, bir de M&A açısından çerçeve çizerseniz, sizin çizdiğiniz çerçeveyle başlayalım. Yani bu soruyu tabii COVID öncesi ve COVID sonrası da, veya COVID sonrası da yok daha gerçi. Öncesinden başlayıp COVID sonrasına getirirseniz yeni normali de konuşmuş oluruz. Öncesinden bildiğiniz gibi maalesef son 2-3 senedir
biraz FDI, direkt yurt dışından gelen FDI ve yurt dışından gelen M&A bazlı yatırımlarda bir düşüş takip etmekteydi. Maalesef bunun birkaç nedeni var. Biliyorsunuz bir Türkiye bazı makroekonomik dalgalanmaların gördüğümüz 2018-19'daki dalgalamalar, özellikle kur üzerindeki dalgalamalar, bazı yabancı yatırımcıların Türkiye hakkındaki yatırım iştahlarını ve özellikle özel sermaye fonlarının, geçmiş dönemde Türkiye'ye çok yatırım yapan özel sermaye fonlarının, ki bu fonlar biliyorsunuz dolar veya euro bazlı fonlar olduğu için maalesef kur stabilitesini özellikle çok önem gösteren kurumlar oluyorlar. Bunların genel iştahında biraz azalma görmeye başlamıştık. Fakat aslında önümüzdeki senenin ikinci yarısında, yani 19'un ikinci yarısına doğru birazcık stabilitize piyasada başladığında aslında tekrar hem özel sermaye fonları hem stratejik yatırımcıların belirli sektörlerde tekrar iştahlarının arttığını ve Türkiye'nin tekrar bir potansiyel bir büyüme, makro büyümeye geçebileceğini varsayımla bulunarak özellikle daha çok ilgi görmeye başlamıştık. Ve daha çok yine Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda tüketici endeksli olan sektörlerde, tüketici ve bizdeki tabii ki en büyük biliyorsunuz selling pointlardan her zaman bir tanesi genç nüfus, büyüyen bir nüfus kitlemizin olduğu, büyüyen bir ekonomimizin olduğu varsayımıyla özellikle consumer based dediğimiz, tüketici based dediğimiz sektörlere bir ilginin tekrar ciddi alanda arttığını görmekteydik. Bununla beraber büyük bu alandaki sektörlerde İbrahim Bey de bahseder. Halka arz olsun, şirket alım satım piyasasında bir hareketlenme görmüştük. Başlamıştı. Fakat maalesef tabii COVID dünyada her gördüğümüz gibi bizde de bazı başlayan halka arz hazırlıklarını, şirket alım satım hazırlıklarında bir yavaşlama görmeye başladık. Buna rağmen bazı yine de işlerin olduğunu gördük. Tam COVID krizi öncesi imzalanmış bir Doğuş Marina'nın CVC grubuna, dünyanın en büyük özel sermaye fonlarından CVC grubuna satışının imzası atılıp ve COVID süresine kapanan bir işlemi gördük. Aslında buna benzer başka projelerin de piyasada olduğunu biliyoruz. Tam imza aşamasında olan ve imzalanmış kapanmasını bekleyen bir sürü projenin de olduğunu biliyoruz. Burada da tabii o COVID etkisi maalesef ciddi devreye girdi. Çoğu gördüğümüz işlerde yeniden değerlemeler, yeniden pazarlıklar gündeme girmeye başladı. O açıdan yani bu resme bakarken, o yüzden dedim bu cevabı verirken biraz bugün değil, biraz son 2-3 seneye bakıp ve bugün ve biraz da ileriye bakarak cevaplamak lazım. Biliyorum ileriyi de herhalde konuşacağız. Evet, konuşacağız. Daha çok şimdi aktivite görüyoruz. Ama bir COVID öncesi bizim maalesef kendi yaşadığımız makroekonomik dalgalamalardan dolayı bir hem halka arz hem şirket alım sektöründeki bir yavaşlama ve tedirginlik görüyorduk. Bu tam bir stabiliteye oturuyormuş gibi beklentimiz varken 2019'da başı diyelim maalesef bu COVID süreci başladı. Peki şu anda sizin yatırım bankacılığı, satın alma, birleşme, finansal, çeşitli finansal işlemlerde işler durdu mu? Yani işler durdu diyemeyiz. İşler aslında hem hali hazırda zaten bu COVID'den önceki olan projeler devamını görüyoruz. Bazı dediğim gibi imzalanmış ama bir şekilde tekrar COVID sürecinden dolayı kapanamayan bazı işlemler var. Bazı işlemler işte gördük bu hafta çok büyük bir deal açıklandı. Bu 1.8 milyar dolarlık Big Games'in satışındaki gibi bir deal de açıklandı. Yani sektör devam ediyor. Fakat çoğu işte, yani burada İbrahim de eminim aynı görüştedir. Çoğu işlerde yeniden pazarlıklar, yeniden fiyatlamalar gündeme geliyor. Çünkü öngörülüğün tabii az olduğu yerde şirket değerlemeleri ve şirketlere değer konusunda alıcıyla satıcıyı bir araya getirmekte tabii zorlanıyoruz. Ama
Bunun yanında bir de yani bizim için pozitif bir gelişme diyebiliriz, bizim gibi yatırım bankaları için. Tabii bu tarz krizlerin getirdiği ciddi konsolidasyon veya satış ihtiyacı doğan sektörler ortaya çıkıyor. Tabii değişik sektörlerden değişik şirketler, belki birkaç önce hiçbir satış düşünmeyen ve ortaklık düşünmeyen şirketler ve sektörlerde bir aktivite ve bir arayış görüyoruz. Bunu da devam edelim. Bunu ikinci bölümde konuşalım. İsterseniz bir ara verelim sizinle. İbrahim Bey ile Romano ile devam edelim. Ünlü Enko Yönetim Kurulu Üyesi. İbrahim Bey, siz de benzer bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Hem satın alma birleşmeleri, hem halka arzları ve diğer finansal işlemler aracılık ediyorsunuz. Siz COVID öncesinden bugüne gelirken ne gibi tespitler yapardınız? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, ben bu COVID süresince işte herkes görüyoruz sosyal medyada pasta yapmayı falan öğrendi. Kurabiye yapıyor falan. Biz de oturduk COVID sırasında. Ben de çok ciddi bir şekilde bu Türkiye'de M&A pazarı nedir diye bir araştırdım. Yani buna Merger Market'ı kullandım. Çok düzgün bir platform. Ya Türkiye'de bir kere M&A çok küçük. Yani şimdi şöyle iki rakam vereceğim size. Türkiye'de 15 yılda 1600 tane işlem olmuş. 183 milyar dolarlık. Fakat bu 1600 işlemin 100 küsur tanesi bankacılık. Bu 56 milyarı bu. Düşünebiliyor musunuz? 56 milyarı bankacı, 100 küsur işlem sadece. Başka daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu 56 milyarın 40 milyarı 5 tane bankanın işlemi. Yani birkaç kere satıldı bu bankalar. Toplarsanız 40 milyar. Enerji 150 işlem olmuş. Özelleştirme dahil 34 milyar. Yani 90 milyarı bunun zaten bankacılık ve enerji. Ve düşünün, Türkiye'deki tüm sanayi, altyapı, hizmetler, perakende, bütün bunları topluyorsunuz ancak kalan öbür yarısı ediyor. Bu ben şunun için bunu söyledim. Bu büyük işlemler bir yıla denk geldi mi, aa bu sene çok iyi oldu M&A diyoruz. Öbür seneye denk gelmedi mi kötü diyoruz. Aslında bu disrupt eden, bu atıyorum bozan, datayı bozan şeyi dışarı çıkartıp bakmak lazım. Öyle baktığımızda Türkiye'de bankacılık ve enerji dışında senede 6 milyarlık ortalama işlem oluyor. 90 tane işlem oluyor kayda değer. Yani bir işlem denilebilecek işlem anlamında söylüyorum. Yani merger market'a girebilecek. Dolayısıyla aslında çok küçük bir pazar. GDP'mizin %1'inden aşağıda. Yani dünyada 4 trilyonluk işlem oluyor. Kabaca ben baktım, Amerika çok yüksek, onu geçtim. Avrupa'da falan %3'ler civarında GDP'nin. Yani çok çok küçük bir pazar. Yani bir kere oradan ben başlamak istiyorum. Ve 2019'da da Çağlay'ın dediği gibi, yani gerçekten 2009-10 global kriz dönemine döndü. Yani 3 milyara kadar düştü benim tespitlerime göre. Ben bir kere hani bunu söyleyeyim, bir kapsam bir kere belirleyelim. Peki bundan sonra, yani COVID bunu durdurdu mu? COVID duraksattı. Yani COVID sürekli bir şey değil. Yani ben bunu şöyle karşılaştırıyorum. COVID büyük bir fırtına olabilir, büyük bir iklim olayı olabilir ama structural bir şey değil ve geçecek. Dolayısıyla satıcılar da alıcılar kadar, bir dakika ya, bu durum bir ortadan kalksın, bir sis perdesi aralansın, bir önümüzü görelim de öyle satalım diyorlar. Yani sadece alıcılarda bir durum değil bu. Tabii ki alıcılar da aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla bir duraksama var, durma yok. Devam eden işlemler var, COVID'den etkilenmeyen işler var. Mesela teknoloji bazı işler. Ama çok etkilenen, pozitif etkilenen, çok pozitif, çok negatif etkilenen işlemler de var. Dolayısıyla herkes bir duraksıyor. Ama ben önümüzdeki günlerde, özellikle yazın sonundan itibaren arka arkaya kapanışların geleceğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'de bu M&A piyasası %1 gayri safi yurt içi hasılanın %1'inin altında kalmaya devam edecek. Bu çok çok küçük bir oran ve bunu arttırmamız gerekiyor. Yani belki de ikinci yarıda bir parça bana söz verirseniz bu konuda da bir iki
şeyim var. Bunları da söylemek isterim. Teşekkürler. Yüksel Yıldırım Bey ile devam edelim. Sevgili Yüksel Yıldırım, Yıldırım Holding. Siz yurt dışında satın alma birleşmeler, satın almalar yapıyorsunuz. Dünyayı yakından takip ediyorsunuz çeşitli kıtalarda. Satın alma, yatırım, satın alma birleşme, yatırım gibi konularda ne gibi eğilimler var? Bir iş, risk iştahı görüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Tabii buna iki taraflı bakmak lazım. Bir Türkiye bacağı, bir de global olarak. Ama burada önemli olan şu an global M&A pazarları. Evet, burada fonların hepsinin COVID-19 sonrası bir iştahı kapardı. Çünkü büyük fonların çoğu yeni bir fundraising'e girdiler. Bunların da birçoğu buyout dediğimiz, yani satın almak için stresteki ya da iflas etmiş firmalara yatırım yapmak için kurdukları yeni fonlar. Bugün bakıyoruz ne yapıyorlar? Mesela işte Avustralya'daki Virgin Airlines'in bankruptcy satışı var. Fonlar kıyasaya birbirine girmiş o airline'i satın almak için. Bugün işte cruise'a yatırım yapan, cruise line'lara yatırım yapan fonlar var. Yani bunlar tam böyle bir akbaba fonu gibi yeni kurdukları fonlarla tamamen çökmüş firmaları alıp, diriltip, ayağa geçirip yeniden bunları işte birilerine satarak para kazanma şeyinde. Bu tarafta iştah çok fazla. Bunlar zaten daha önce gördüğümüz bir filmi tekrarı olduğu için çok alışıklar. Yani 2008-2009 yılında bu fonların yaşamış olduğu dönem aslında onlar için çok iyi bir fırsat. Yani bu COVID-19 sonrasını bu büyük fonlar çok büyük büyüyerek, büyük para yaparak fırsata çevireceğine inanıyorum ben. İştah onlar için her zaman var. Çünkü aşırı derecede para basıldı. Bu paranın bir yerlere aktarılması lazım. Çünkü sonuçta bakıyoruz işte merkez bankaları faiz sıfır. Kimse parayı bankada tutmak istemiyor ama koyacak yer de bulamıyor. Şimdi herkesin problemi iyi bir proje, iyi bir aset bulmak. Yani para yapan, return verecek bir aset. Bunu bulmak şu an zor. Ama ben eminim ki İbrahim Bey'in dediği de katılıyorum. Yani bu önümüzdeki 4-5 aydaki bu yeni normale dönüş şeyi şirketlere bir oksijen verecek. Ve şirketler de bir right sizing dediğimiz, yani belki küçülerek büyüme yapmak için bazı şirketlerini şey yapacaklar, spin-off yapacaklar. Bazı sektörlerden çıkacak. İşte bunun en basit örneği mesela Asya'nın en zengin adamı Ambani, 20 milyar dolar olan borcunu ben sıfırlayacağım dedi bir yıl içinde. Ve bütün asetleri, yani istemediği asetleri pazara koydu, satılığa çıkardı. Şimdi bunun gibi bir böyle right sizing yapan firmaların pazara koyduğu asetler olacak. Bir de işte sektörün bir ara herkesin ağzının sulandığı hava yolları süper iş yapıyordu. Bugün hepsi uçaklar grounded olmuş, uçamıyor yerde. Havaalanları, onların çok sevdiği bu bizim altyapı fonları, infrastructure fonları sevdiği otoyollar, işte köprüler, havaalanları, deniz limanları. Buralarda bakıyoruz, insanlar evde kaldı, araçlar yolda yok, otoyollar çok kötü bir getiriye soktu, sıkıntıya soktu. Paralı köprüler öyle, havaalanları öyle. Bir tek çalışan deniz limanları var. Onlar da bir %10'la %30 arası ticari hacim kaybına uğradılar. Ama sonunda çalışıyorlar. Şimdi fonlar bu korona dönemi sonrası tekrar yapacakları yatırımları, hangi sektöre girecekleri sektörleri seçerek oraya göre hazırlık yapıp, ben esas bu M&A'lerin bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında olacağına inanıyorum. Onun için
şu an bakma dönemi. Herkes bekliyor. Paraları hazırlamışlar, pusuya yatmışlar, avını bekliyor bu büyük fonlar. Peki, bizler ne yapacağız Türkiye'de? Biz de zaten herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Yıldırım Holding de pusuda bekliyor olabilir. Bunu da ikinci aşama, ikinci bölümde konuşalım. Çok teşekkürler. Şimdi Çağatay Bey'e dönelim. Esas Holding CEO'su. Çağatay Bey biliniyor Esas Holding ama yine de bilmeyenler için Esas Holding nasıl bir yatırımcıdır ve COVID sonrasında risk iştahı nasıl olacak, bir parça bahsederseniz seviniriz. Tabii. Sevgili Rauf, tekrar. Evet, Esas Holding tabii. Esas Holding'in ismi Holding ama yapısı klasik bir holding değil. Sen de girişte biraz bahsettin. Biz farklı bir yapıyız. Yani kuruluşumuzdan itibaren öyle bir yapıyız. Kuruluşumuz 2000 yılı. Hep bir girişimci bir kafa yapısıyla kurulduk. İşte önce venture capital gibi yatırımlar yaptık. Daha sonra ise daha ziyade private equity iş modelini benimsedik. Ne zaman? 2009 yılı itibariyle resmi olarak dedik ki bizim iş modelimiz private equity iş modeli. Bu ne demek? Yani temettüyle para kazanma bizim iş modelimizde yok. Biz değer yaratarak para kazanma yolunu seçtik. Bütün işlerimiz de böyle. Şimdi bir holdinge sorduğunuz zaman bir holding CEO'sun işte işleriniz nedir? Çimento der. İşte ne bileyim ben perakende der, o der, bu der. Biz öyle demiyoruz. Bizim işlerimiz private equity, gayrimenkul, venture capital vesaire vesaire. Yani bizim şeyimiz bu, yaklaşımımız bu. Şeye dönersem demin diğer gerek Çağlayan gerek İbrahim de söylediklerini de düşünerek. Tabii 2009'a geri gittik. Evet doğru, 2009'a geri gittiğimiz kesin. 2008-2009 global finansal kriz zamanlarına geri gittik. Tabii orada böyle bir durum vardı hatırlarsanız. Yani Çağlayan özellikle daha iyi belki hatırlar. Hepimiz hatırlıyoruz da. Ben herhangi bir uluslararası konferansa gittiğim zaman o zamanlar bir private equity konferansı veya bir yatırım konferansı işte Amsterdam'da, New York'ta, Almanya'da mutlaka Türkiye bölümü vardı. O zaman. Türkiye o zaman şeyin, Batı'nın yatırım yıldızıydı. Yatırım olacak yıldız ülkeydi. Her zaman Türkiye şeyleri vardı. Türkiye session'ları vardı. Tabiri caizse. O şu anda yok. Bir sonraki bölümde sıra bana geldiğinde tekrar onunla ilgili de düşüncelerimi ifade edeceğim. M&A piyasası küçük mü? Evet küçük. Mutlaka artması lazım. Ama orada biraz da çuvaldızı kendinize batırması lazım. Bizde de yeterli tabiri caizse deal flow yok. Yani insanlar şirketlerini satmaya, ortak almaya imtina ediyorlar. Bir de maalesef yani onu da ifade edeyim. İyi şirket de yok. Yani Batı'nın şirket derken düzgün yönetilen, işte rakamları düzgün o şirket sayısı hala düşük. Dolayısıyla yabancı yatırımcı veya bizim gibi yatırımcıların korkmadan girip yatırım yapabilecekleri şirket sayısı o kadar da çok fazla değil. Bir diğer problem, problemleri söylüyorum ama bunları da hep beraber çözmemiz lazım. Bir diğer konu da yönetim takımları. Yani maalesef bizim üst düzey yönetim kaynağımızda da biraz sıkıntı var. Hele son yıllarda bu kaynağın ciddi kısmının da Londra vesaire gibi ülkelere de bir de göç ettiğinde düşünürseniz katmerleniyor. Yani hem şirketler çok iyi böyle çok kurumsal hala maalesef değil. Hem de dediğim gibi emanet edeceğiniz üst düzey genel müdür ve genel müdüre bağlı genel müdür yardımcısı C-level diyelim pozisyonlarda da gerçekten insan kaynağında kıtlıklar var. Şimdi COVID işte evet hayatımız biraz değiştirdi şu anda doğru şeyler yok. Yıl sayısı azaldı vesaire. Kendimizden örnek vereyim.
ki hem Çağlayan hem İbrahim bizim bu işlerin içinde bulundular. Biz 2008-2009 sonrası yaptığımız bütün yatırımlardan çok iyi, tabiri caizse yani kazançlı çıktık. Bunları ucuza mı aldık? Hayır, ucuza almadık. Ama Türkiye büyüdü. Yani Türkiye çok ciddi büyüdü. Demin bahsettiğim gibi yani kriz bizi teğet geçti. Aslında teğet geçmedi, buraya yatırım geldi. Yani çok fazla yatırım geldi Türkiye'ye ve Türkiye büyüdü. Dolayısıyla bizim o şirketler de büyüdü. Şimdi bugün işte Peak Games, Türkiye'nin ilk teknoloji unicornu, hepimiz gurur duyuyoruz. Bugün de basında işte son birkaç yıldaki milyar dolar ve üzeri ne derler, değerde satılan şirketlerin listesini gördüm bugün. 10 tane transaction koymuşlar. İkisi bizim yaptığımız iş. Bir tanesi sinemaların, Cinemaxim sinemalarının Koreli gruba satılması. Öbürü de Uwe Rono'nun yine Danimarkalı yatırımcılara satılması. Yani İkisini de beraber yaptık Çağatay abi. Aynen öyle. Aynen. Sinemaları da İbrahim'le beraber almıştık. Alırken beraberdik en azından. Dolayısıyla son 10 yıldaki yani iki tram, biz esas holding olarak Türkiye'ye bakıyorum şimdi. 2 küsür milyar, 3 milyar dolara yakın hatta. Pegasus'un halka arzında sayarsak. Yani 2,5-3 milyar dolara yakın yabancı sermayenin girmesine yardım etmişiz. Çok iyi bir şey. Yani bu tür yatırımlar Türkiye için iyi bir şey. Aynen yatırım bakmaya devam ediyor musunuz? Kesinlikle, hem Türkiye'de hem yurt dışında. Mutlaka yine şeyler oluyor. Tabii satıcı şeyler, iş adamlarımız şirketlerini satmakta daha imtina ediyorlar. Hem kur sebebiyle hem çarpanlar sebebiyle. İstedikleri değerler belki bugün yok. Ondan sonra iştah devam ediyor ama biraz şey değişti tabii. Biraz bizim özellikle Türkiye'den bahsedeyim. Fokus değişti. Biz Türkiye'de çok gayrimenkul yatırımı yaptık. Onlar bir şekilde devam ediyor. Çok yani biliyorsunuz AVM'lerdeki problemleri. Ondan sonra çok tüketici ile ilgili yatırımlar çok yaptık. Pegasus'tan sinemalara, jimnastik salonlarından işte ayakkabı perakendeye kadar. Ama 2018 itibariyle tüketici güven endeksinde çok ciddi düşüşler oldu. 2018'in başından itibaren aşağı yukarı. Ve tabii artık biraz daha Türkiye'de böyle B2B, daha üretim ağırlıklı, daha ihracat ağırlıklı işler bizim için şu anda daha öncelik. Özellikle bu Çin'den işte buraya bir takım üretimler kayarsa, tekstilde, metal sanayinde, otomotivde, bu alanlar hala ilgimizi çekiyor. Bunları bir sonraki soruda konuşalım. Bu arada bana gelen soruları da aralarda soracağım. Sonraki konuşmaya geçmeden evvel bir izleyicimiz e-ticaret şirketlerine satın alma ilgisini sormuş. Olur mu, ya da e-ticaret şirketlerinin halka arzı daha mı anlamlı olur? Bu soruya nasıl yanıt verirsin? Şimdi şöyle, e-ticaret, e-online dediğimiz şirketler tabii her zaman ilgi alanımızda, bizim de ilgimizde. Orada yalnız şöyle bir durum var. Sabah da sevgili Yüksel Yıldırım'la toplantı öncesi bir sohbet ettik. O da aynı şeyi söyledi. Onu buradan top atabilirim. Yani yabancılar tabii gelip öyle agresif fiyatlarla onları alıyorlar ki. İşte Alibabalar, bilmem neler, onlar bunlar. Onların o fiyatlarını bizim yerel yatırımcılar olarak o fiyatları verebilmemiz çok olası değil. Ancak bunları daha genç, ilk kurulurken bunları yakalamak gerekiyor. Onu da yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ama şey, Peak Games yani gerçekten müthiş, gerçekten çok gurur duyucu. Bu vesileyle o kurucu arkadaşları da ben tekrar tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ben de buradan Sidar'ı ve ekibini kutluyorum. Gerçekten büyük başarı. Sonraki konuşmacı geçeceğim ama konuşmayan misafirlerimiz eğer seslerini Muğda alırlarsa klavye sesi, gelen mesaj sesleri de gelmemiş olur. Şimdi Çağlayan Bey'e döneceğim. Çağlayan Bey, duyuyorsunuz değil mi?
Evet. Tamam. Önce bir soru var, onu sorayım. Sonra diğer sorumu ileteceğim. Bir konuğumuz DOM grubunun bitirdiği yakın zamanda önemli deal'lar oldu mu diye sormuş. Oldu. Biraz önce bahsettim aslında. Evet. Fazla marketing yapmak istemedim ama en son yaptığımız ve halka açık, yani açılan, bilinen değil, CVC'nin D-Marine almasındaki görevimizdi. Ve yani Peak Games'e kadar bu sene olan en büyük işlemdi aslında Türkiye piyasasındaki. Orada bir işte dünyanın önde gelen büyük private equity'lerinden birisi Doğuş Grubu'nun bütün marina işlerini, Türkiye, Balkanlar ve Dubai'deki marina işlerini satın aldı. Peki az evvel Çağatay Bey'in bahsettiği bir konudan devam edelim. Türkiye'ye talep önemli ama bir de yeterli şirket arzının olması da lazım. Bu açıdan hem alınabilecek, birleşme yapılabilecek, halka arz edilecek seviyede yeteri kadar Türkiye'de arz var mı ki yabancılar, yatırımcılar talepte bulunsunlar? Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi ben İbrahim'in bir önceki yaptığı analizi gerçekten çok detaylı ve çok iyi buluyorum. Çok güzel kafa yormuş COVID zamanında bu işlere. Ve hepsine de tabii katılıyorum, altına imza atıyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Yani bu biraz piyasadan gelen ama biraz da Çağatay abi de bahsetti. Yani bizde maalesef tabii o Anglo-Sakson kültüründe alışık olduğumuz, bizim Amerika'da, Avrupa'da gördüğümüz bir kere çok hissedarlı veya halka açık şirketlerimiz yok. Bizdeki bütün şirketlerimizin her zaman arkasında bir ana hissedar var. Yani ya bir aile var ya aile fertleri var. Yani her zaman baktığınızda halka açık İstanbul borsasınıza baktığınızda bile %99'u şirketlerin, %51 bir controlling hissedar dediğimiz, yani kontrol eden bir hissedarın sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu tabii bazen işlem yapmayı zorlaştırıyor. Niye? Çünkü özellikle Batı dünyasına karşılaştırdığımızda, Anglo-Sakson dünyası özellikle karşılaştırdığımızda, oralardaki çoğu şirket alım işlemlerinde bir şirket başarılıysa başka onu almak isteyen bir özel sermaye fonu veya rakibi veya yatırımcı gidiyor, halka açık olduğu için %20-30 prim vererek, teklif vererek, hisselerini toplayarak şirketi devralabiliyor. Şimdi maalesef bu dinamik bizim pazarda yok. Yani bu çok önemli bir dinamik. Yani bunu bir de bizdeki M&A'nin düşük olduğunu karşılaştırırken bu dinamiği de hep göz önünde bulundurmak lazım. Bizde çünkü hissedarlıklar çoğu zaman aile ve aile fertleri tarafından olduğu için o satış baskısı veya illa ortaklık alma baskısı mevcut değil. Yani o, siz onu gidip ikna etmeniz gerekiyor. İşte burayı beraber büyütelim. Evet, çok özür dilerim. Beraber büyütelim. Veya bir sinerji yakalayalım. Veya işte bugün bana bunu sat, başka bir sektöre gir. Buradan bir kazanç elde et demek. Çünkü karşınızda adam satmak istemiyorsa satıcı satmayabilir. Ancak işte İbrahimlere, bizlere başvurduklarında, ya tamam biz satmaya karar verdik, bizim için piyasaya çıkın veya ortak alın dediğinde piyasaya çıkılıyor. Yani bu yine Batı'da gördüğümüz hostile takeover olsun veya direkt teklif etme olsun veya direkt konsolidasyon dinamiklerini bizim pazarda maalesef göremiyoruz. Bu da tabii dediğim gibi kültürel ve bizim pazarın yapısı. Bu maalesef kısa dönemde de hemen değişmeyecek. Ama bu bizde iyi şirketler olmadığı anlamına gelmiyor. İyi şirketler var. İşte Peak Games Unicorn, ama Çağatay abinin bahsettiği bugün bir Mars Sinema'da, Uneroro'da bunlar Unicorn'du. Yani Uneroro ilk ben tanıştığımda 2006 senesinde bir sürü tırcıların, lojistik şirketlerin bir araya gelip Balkan savaşlarından dolayı kurduğu bir şirketti. Tırları Türkiye'den Avrupa'ya taşımak için deniz yoluyla gidelim madem karayollarıyla gidemiyoruz dedikleri ve bir gemiyle başlayan bir şirketti. Çağatay abi hatırlar, onu ilk biz KKR diye bir fona satmıştık 1 milyar dolara 2006 senesinde. Yani böyle güzel şirketler de var ama hepsinin ayrı bir dinamiği oluyor. Neden satılıyor, neden piyasaya çıkıyor? İnşallah bu tabii çoğalması lazım. Çünkü yabancı yatırımı veya konsolidasyon veya yeni yatırımlar çoğu sektörlerde gerekli. Ki o sektörlerimiz büyüyebilsin, daha efficient hale gelsin, daha kompetitif hale gelsin. Şimdi İbrahim enerji sektörünü bahsetti. Yani bizdeki enerji sektörünün yapısına bakıyorsunuz. O kadar fragmente,
O kadar çok oyuncu var ki. Sonra büyük pazarlara bakıyorsunuz. Amerika olsun, İtalya olsun, Almanya olsun. 3-4 tane büyük enerji oyuncu var. Bunlar gidip sonra dünyayı konsolide ediyorlar. Bizde değişik sektörlerde maalesef daha bu şirket alım satımlarına elveriş getiren altyapı da yok. Biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. Peki şöyle bir şey sorayım. İyi şirket diyorsunuz ya, birkaç maddede özetlersek, iyi şirketin özellikleri nedir sizin çizdiğiniz çerçevede? Ve buna isterseniz Yüksel abi veya Çağatay abi cevap versin. Onlar daha alıcı gözüyle bakıyorlar. İbrahim'le ben bazen çok satıcı olarak her şeyi iyi göstermek niyetimiz oluyor. Kendi onlar buna açı... cevap verirse daha sağlıklı olur. Onlara da soracağım. Siz kendi bakış açınızdan Tabii ki iyi şirket. Biz şöyle söyleyeyim. Tabii biz de biraz şaka koydum araya. Biz de İbrahim'le temsil ettiğimiz veya satılmak için piyasaya çıkardığımız şirketler tabii öncesinde kendimiz de due diligence'ını veya bu şirket ne kadar sağlıklı, buna bir yatırımcı bulunur mu, alıcı bulunur mu diye bakarak öyle mandate'leri alıyoruz. Genelde baktığımız tabii her zaman en önemli şey karlı mı? Bu şirket şu anki durumuyla iyi bir marş şeklinde iyi bir kar yaratıyor mu? Kendi sektöründe iyi bir konumda mı? Büyüme potansiyeli her zaman en önemli. Çünkü her yatırımcının almak istediği sadece geçmiş bugün değil, ileriye dönük de o şirketin büyüme vaatleri ne olabilir kendi olduğu sektörde? En temel üç konu bunlar diye düşünüyorum. Tabii bir de yönetim. Her zaman management dediğimiz bir şirket iyi yönetiliyor mu? Bunun altında altyapısı, yönetim altyapısı, insan gücü de ne durumda? Bu da değerlendiriliyor. Bence bu liste tabii daha çok daha uzun ama ben size dört başlığını verdim. Bu kadar gayet iyi. Peki zor bir soru, kısa bir soru daha sorayım. Sonra İbrahim Bey'e geçeceğim benzer şeyden. Lütfen. Mesela her şirketin hedef kitlesi vardır. İşte 500 bir şirket, 100 şirket, 1000 şirket. Siz böyle baktığınızda iyi şirket kapsamına giren Türkiye'de kaç şirket vardır? Buna biraz daha analiz yapıp cevap vermem lazım diye düşünüyorum. Ya şöyle şimdi satın alınabilecek. Ya bir wish list çıkarsak, yani ben bugün gidip Çağatay abiyle otursam o desek ya Çağlayan biz tekrar yani işte bir milyar ayırdık. Gel bir liste çıkartalım. Sektör nerelere yatırım yapılabilir? Yani şimdi kabaca bir rakam veriyorum. Yani yine de bir 50 plus şirket çıkar. Mutlaka çıkar. Yani Türkiye'de iyi şirket kısıtlığı yok. Ben yani orada gerçekten biraz belki daha pozitif düşünüyorum. Fakat tabii her iyi şirket satılık değil. Yani eminim Yüksel abinin de öyle listelerinde bir sürü satın almak istedikleri, hatta biraz prim vererek de almak istedikleri Türkiye'de olan bir sürü şirket var. Ki Yüksel abiyle birkaç tanesine bakmıştık kendi sektöründe olduğu. Ama tabii orada bazen satıcı değil veya fiyat beklentileri çok yüksek. Çünkü baskı olmadığı için dediğimiz gibi. O zaman o işler de olmuyor. Ama yani gerçekten iyi kaliteli yani şirket sayısı dediğimizde bence Türkiye'de yeterince güzel iyi bir hedef kitlesi var aslında. Peki, çok teşekkür ederim. Bilmiyorum İbrahim katılır mı buna? Şimdi o zaman İbrahim Bey'e geçelim. İbrahim Bey. Bu konuyla devam edelim. Sonra esas soracağım soruyu da. Sizce Türkiye'de satın almaya uygun, iyi denebilecek kaç şirket vardır? Şimdi şöyle aslında çok güzel Çağlayan da söyledi. İyi demeyelim de ben onlara başka bir ad taktım. Onu söyleyeyim. Namzet şirket diyorum ben. Namzet şirket, evet. Küçük de olabilir, iyi bir şirket olabilir ama namzet değildir. Yani yabancıların ilgi gösterme boyutunun altında olabilir. Yani o anlamda farklılaştırmak istedim. Biz oturduk yine bu COVID'de arkadaşlarla ISO 500'ü taradık. Çünkü başka sektörlerde bu kadar detaylı bilgi bulamıyoruz. Yani perakende, servis sektörü ama sanayide çok eski. 2002'den başladık. Hangi şirketler bir kere onu bir düzenlemek lazım. Şirketlerin ismi değişiyor, birleşiyor falan filan. Bir kere dedik ki hangi şirketler henüz ortak almamış zaman içinde. Her seneye baktık. Sonra dedik ki hangi şirketler belli bir boyutun üstünde. Hangi şirketler yabancıların ilgisini çeken sektörlerde. Çünkü mesela tekstilde bir iş olmuyor yani fazla. Şunu gördük çok enteresan. Bu sayı bu yeni namzet şirket yaratma diyelim.
2002 ile 2012 arasında her sene artmış. Yani namzet şirket sayısı artmış. Bu ne demek aslında? Yukarıya doğru katma değerli yabancının ilgi duyduğu sektörlerde yeni şirketler yaratmışız. 12-17 arasında düşmüş. Yani bu tabii sadece sanayiye baktık. Bunda birçok etken de vardır mutlaka. Biz yani sayının 200'ün altında yani sanayi şirketleri olarak baktığınızda. Ama şurada şu nokta çok önemli. Kaç tanesi satılık? Yabancı almak ister namzet. Çok güzel şirket de satılık değil. Dolayısıyla 200 bile aslında çok düşük bir rakam oluyor. Yani yeterli bir arz yok Türkiye'de. Yani ben bu konuda, çünkü bu şirketlere bakıyoruz, bunların medyan ortalaması 180 milyon dolar. Ben baktığım kadarıyla. Çoğu global değil, hatta bölgesel bile değil. Yani bu şirketlerin. Belki yarısından fazlası katma değerli bir üretim de yapmıyorlar. Yani baktığınız zaman aslında Türkiye subscale, yani üretim kapasitesinin altında üreten, birbiriyle rakip olan, çok değerli dolarlarımızı, eurolarımızı aynı makineyi iki ayrı zaten kapasitesini kullanmayan fabrikaya koymaya harcayan aslında müteşebbislerle dolu bu ülke. Yani belki bir üçüncü aşama olursa konuşuruz. Bunların bir araya gelmesi lazım. Konsolidasyon lazım. Türkiye'de yerli satın alım, enerjiyi falan çıkartın, özelleştirme %20'lerdedir. Amerika'da bu %80, Avrupa'da %60. Yani birbirimizi satın almıyoruz. Ha diyeceksiniz kaynak yok falan. Yani hükümet ne yapar diye ne yapabilir diye sorsanız ben mesela bunları söylerim. Uzun vadeli TL kaynak lazım bu ülkede. Birleşmelerin teşvik edimi. Mesela Türkiye'de sadece hisse bazlı hiçbir işlem olmuyor. Amerika'da neredeyse sadece hisse bazlı işlemlerle sadece nakit bazlı işlemler birbirine eşitlenmiş durumda. Yani iki şirket bir araya gelip para olmadan gel kardeşim şu işlerimizi Türkiye'deki birleşme yasalarına göre yapalım demiyorlar. Neden demiyorlar? Bu kadar dediği çok da hoşalayın. Sinerjiler var. Teknoloji üretecekler, daha çok kaynak yaratacaklar, daha iyi takım tutabilecekler. Global rakipleriyle daha iyi mücadele edecekler. Niye yapmıyoruz bunu? Bu kültürün gelişmesi lazım. Bu çok 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 önemli bir konu diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki soruda konsolidasyonu da bir sormak istiyorum. Şunu kısaca sorayım. Bu 2002 sonrasında ISO 500'e baktığınızda aklınızdaysa ortak sayısı olmayan şirket hatırlayabiliyor musunuz? Şöyle... Yabancı ortaklık payı artmış, doğru, ama çok böyle hani inanılmaz rakamlarda değil. Çünkü asıl orada onu engelleyen diyeyim yabancı ortaklığı, ama engellemeyi kötü bir anlamda almayın. İsteksizlik, yani insanlar, belli bir grup var orada, çok eski aileler. Zaten herkesin satılması diye zaten böyle bir şey de söz konusu değil. Böyle bir şey de tavsiye illa edeceğim diye bir konu da yok. İşim bu, ama yani herkes satılsın diye bir şeyim de yok. Benim tek istediğim verimli ve büyük şirketler. Ben buna şu adı veriyorum. Milli şampiyonlar yaratalım. Yani Yüksel Bey'in şirketi Türkiye'de liman alanında milli bir şampiyondur mesela. Bu şirket hem caziptir, talep görür, ama aynı zamanda yurt dışında da konsolidasyon ve Türkiye içinde yapar. Ben kendilerine bir şirket sattım. Bir konsolidasyona katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Yani başka bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Bu tarz milli şampiyonlar vergilerini tam ödüyorlar. Çevreye daha duyarlı oluyorlar. Çalışanlarına daha iyi koşullar veriyorlar. Kamuya, yani kamuya dediğim sosyal hayata daha fazla katkıda bulunuyor. Biz bunların sayılarını arttırmalıyız. Türkiye bu kadar küçük, ortalama M&A boyutu Türkiye'de senede 70 milyon dolar. Biz bunları büyütmeliyiz. Hepsi satılmayacak. Satılsa bile bunlar siklet merkezinde oluyor yabancı şirketlerin. Yani buradaki konumlarını koruyor. Mesela Çağatay abinin yine aynı şekilde Pegasus milli bir şampiyondur. Yani nereden gelmiştir, nereye gelmiştir? Ya bunların sayısı artmalı. Yani benim tek söylediğim bu. Yani illa herkes satılsın diye. Bizim milli şampiyonlarımız olmalı. Daha fazla namzet şirketimiz olur. Sonra ister satılır ister satılmaz. Yani
daha fazla güzel insan, daha fazla akıllı insan olsun demek gibi bir şey. Yani sonunda herkes evlensin diye bir şey şartımız yok yani. Çok teşekkürler. Şimdi Yüksel Yıldırım'a soralım. Namzet şirketler, güzel şirketler konusu. Sevgili Yüksel Yıldırım, İbrahim Bey bahsetmişti. Yeterince alacak namzet şirket konusunu altını çizmişti. Siz ne diyorsunuz? Sonra diğer sorumla devam edeceğim. Valla ben bardağın boş tarafına bakıyorum M&A'de. Ben hiçbir zaman çok iyi şirket satın almayı hiç benimsemedim. Çünkü çok iyi şirket alıyorsunuz. Zaten o şirketin upside'ı çok zor yaratmak ve çok para veriyorsunuz. Sonra da o parayı geri kazanıp aldığınız kredileri ödemek için daha fazla çalışıyorsunuz. Ama bir de aksini düşünün. Batmakta olan bir şirket borç içinde 1 lira verip alıyorsunuz borcuyla. Cebinizden 1 lira çıkıyor. Eğer siz bu M&A'de yani mühim olan verdiğiniz değer değil, yaratacağınız değer önemli. O şeyde yaptığınız bir konsolidasyonsa şeyse siz burada şirketi turnaround yapıp çok iyi bir upside yaratıp bunu ileride karlı bir şekilde satabilirsiniz. Bizim aldığımız grup olarak şirketlerin çoğu böyleydi. Yani ya artık büyümesi durmuş ya çok kötü bir durumda ya iflasın eşiğine gelmişti, sıkıntıda olmuş ya da holding firması satıyordu. Biz bunları yani değerinin altında aldığımıza inanarak aldık ve hepsinde birer değer yarattık. Şimdi bizim yani bakış açımız iyi şirket olsun. Herkes iyi şirket alıyor ama iyi şirkete çok iyi bir değer veriyorsun. Yani bu arabanın en iyisini alıyorsun. İstanbul trafiğine çıkıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Orada trafikte bekliyorsun. Şimdi şirket olarak biz alırken biz onun çok iyi bir finansal modelini yapıyoruz. Nasıl bir katma değer yaratırız? Bu şirket nerede bocalamış? Neden bu hale gelmiş? Ben bunları görüp nasıl bunları ben değiştirebilir miyim? Buraya bir koyduğum para katma değer bu şirkete nasıl bir değer getirdi? Bunlara bakarak biz farklı yönle gidiyoruz. Yani biz bunu işte 2009 yılında dünyanın 3. büyük konteyner firması CMCG mi Fransa'da 6,5 milyar dolarla batıyordu. Dünyanın en büyük fonları baktı kaçtı, baktı kaçtı. Biz bir çılgınlık yaptık. O gün 500 milyon dolar para koyduğumda dünyada beni dünyanın en kötü yatırım yapan adamı diye söylediler. Para battı. Bu ne salak dediler. Sonra biz onu öyle bir güzel bir yapılandırmaya soktuk bankalarla. Ondan sonra da benim yaptığım yatırım dünyada en iyi yatırım seçim. Şimdi yani insanlar hep iyi şirket arıyor ucuza alayım diye. Maalesef öyle iyi şirketler ucuza gitmiyor. Ama böyle çok değerli şirketler var. Yanlış yönetilmiş, yanlış yatırım yapmış. Siz bunları doğru zamanda gelip ve hakikaten iyi bir iş modeliyle içeride bir şeyler yapabiliyorsanız işte başarı öyle geliyor. Biz onun için hep M&A'de deriz ki yani olay fiyatlama değil, value değil. Yaratacağınız değer ve iki şirket bir araya gelip merge ettiğinde bu şirketlerin DNA'ları, genleri birbirine uyacak mı? Bazen öyle oluyor ki iki büyük şirket birleşiyor ama doku yapısı uymuyor. İkisi birden aşağı gidiyor, zarar veriyor. Onun için biz her zaman yaptığımız bu şirket satın almalarında farklı gözlükle baktık. Hep bardağın boş tarafına baktık. Burayı biz nasıl doldururuz? Bardak ağzına kadar doluysa ben o bardağı dolduramam artık. O bardağı aldığım gibi belli bir süre sonra satacağım. Yani çok ufak şey ama bardak boşsa biz onun doldurmasını çok iyi biliyoruz. O nedenle yani sizin sorduğunuz soru bana biraz yanlış geliyor. İyi kaç tane şirket var? İyi şirketleri kimse satmak istemiyor. Amaç turnaround. Yani işte bu biraz önce söylediğim tactical fundlar böyle adam geliyor stratejik giriyor buyout yapıyor. Herkes iflas etmiş şirketi alıyor dünyada. Kimse gidip de dünyanın bir numarasını satın almıyor. Öyle bir para yok kimsede. Peki içinde bulunduğunuz dönem o zaman bir fırsatlar penceresi açacak mı? Çünkü COVID nedeniyle finansal olarak zora girenler, borçlu şirketler. Önümüzdeki dönemde fırsatlara, ne tip fırsatlara bakıyor olacaksınız? Valla ben şunu söyleyeyim. Belki şu yaşayacağımız
Belki bu sene olmayabilir ama önümüzdeki sene, belki önümüzdeki 100 yılın fırsatlarının geleceği bir dönem. Yani ben 2021 mi? 2001 yılından başlayıp gidecek bir dönem. Yeni bir çağ başlıyor şu an COVID sonrası. Ve burada hakikaten büyük bir kriz bekleniyor. Zaten şu an biliyoruz işte Çin-Amerika trade savaşı tekrar alevlenmeye başlıyor. Amerika'da bir seçimler var. İşte Avrupa'da büyüme diye bir şey kalmadı. Eksi var. Öbür tarafta yani Latin Amerika darmadağın olmuş durumda. Afrika borçlarını ödeyemiyor. Tekrar böyle başı boş kaldı. Yani her tarafta bir kriz ve yanında bir fırsat var. Onun için şimdi parası olan bu fonlar artık böyle cherry pick dediğimiz böyle malın en iyisini seçerek ve en ucuza alacaklar. O nedenle Türkiye şu an çekiciliği henüz yok. Yani bizim ülkemizi çekici yapmak için, bu yabancı fonu girmesi için önce zaten bir devletimizin, hükümetimizin bu yatırımcıları çekecek yeni yasalar yapması lazım, yeni bir reformlar yapması lazım ki adamlar kendine gelsin. Bugün adam geliyor Türkiye şirket satın alacak, para getiriyor, bozduruyor TL, yarın TL'sini dolara çevirecek. Dolar var mı yok mu belli değil. Ona bir vergi verip doları alacak. Yok şeyi, yani o kadar belirsizlik var ki böyle bir durumda yabancı yatırımcılar Türkiye'ye herhangi bir iştahla gelmiyor. Bakıyorlar. Sadece hani alışverişe gidersiniz, cebinizde para yok ama vitrinlere bakarsınız. Böyle ki işte window shopping dediğimiz, yani öyle bir alışveriş. Türkiye'de öyle geliyorlar. İnsanlar heyecanlanıyor. Diyor ki aa diyor Çinli geldi, aa Amerikalı şu geldi, bu geldi, konuşuyoruz. Alıyor adam bilgilerini senin. Sen de her şeyi güzel paket yapıyorsun, veriyorsun. Senin her şeyini inceliyor adam. Sonra diyor ki ben almaktan vazgeçtim. Yani anlatabiliyor muyum? Şirketin bütün bilgileri de gidiyor. Şimdi onun için bizim böyle iyi şirketler, biraz önce İbrahim Bey'in söylediği yani flagship dediğimiz böyle bir Pegasus, işte bir Yieldport gibi böyle kendini marka edilmiş şirketler, yani hakikaten bu kriz dönemi devlet tarafından korunmalı, desteklenmeli, hatta teşvik edilip büyütülmeli. Şimdi o kadar çok havacılık şirketi batmış durumda ki mesela Pegasus için büyük fırsatlar var. Bir anda kendini belki bir dolarlara, eurolarla birkaç şirketi alarak büyütüp anormal bir yani 3 katı, 5 katı olabilecek fırsatlar yarın kapısının önüne gelecek. Ama bunları yapması için bizim yani işte devlet olarak teşvik edilmemiz lazım. Çünkü biz tek başımıza gidip öyle global şeyde herhangi bir ülke desteği de görmeyince, politik destek görmeyince bazı yerlerde iyi şey yaparken kötü şeylere sonuç veriyor ve zararlı çıkıyoruz. Üzülerek şeyler oluyor. Benim diyeceğim Türkiye'de her zaman fırsat var ama İbrahim Bey'in dediği gibi satıcılar gerçek satıcı değil. Adam sıkışmış, batmak üzere, hala geçmiş dönemdeki şeyi anlatıyor. O değerleri istiyor. Siz de dokunamıyorsunuz. Çağlayan Bey'le beraber birkaç şirket baktık. Çok istedik almak. Ama yani o paralara alırsak biz batacağız. Yani birileri kurtulacak. Biz onun için alamıyorsunuz. Türkiye'de yani hala şirket değerleri yüksek. Kriz olmasına rağmen yüksek. Yabancı da bekleyecek. Yani İbrahim Bey'le Çağlayan Bey çok iyi. Yani Akbaba fonları var. Ölmüş eşek arıyorlar. Tamam mı? Bu insanlar Türkiye'de ölmüş eşek olmadan gelmez. Biz 2001 krizinde bunu yaşadık. Devlet olarak özelleştirmeye gittiğinde ilk yaptığı özelleştirmelere bakarsanız çok ucuza gitti. Ama devlet üstünden borçlu attı. Bizim gibi özel sektörlere satabileceği her şeyi sattı. Bizler orada borçlandık, yatırımlar yaptık, çalıştık. Hem kâra getirdik hem vergi verdik. Devlet bir sürü kayıptan kurtuldu. Bir kazan kazan modeliydi. Şimdi bu devlette değil artık, özel sektörler. Şimdi özel sektörde kazan kazan modelinin en güzel örneği İbrahim Bey ve şirket birleşmeleri. Bunları yapmak için şimdi iki aile, yani baba oğulla geçinemezken, kardeş kardeşle geçinemezken sen tanımadığın bir şirketle gideceksin, bir araya geleceksin, kültürü değiştireceksin, şirketin yapısını, çalışma şeklini. Ya bu hakikaten deveye hendek atmaktan, atlatmaktan çok çok daha zor. O nedenle
biz bunları biraz zor yaparız İbrahim Bey. Amerika yapar, Avrupa yapar ama bizim ama mentalite, eğitim değişmediği sürece ve biz şirketlerin sahipliği, yani şirketler ölünce bitsin değil, ölmeden biz nasıl deviririz? Yani ben şirketimin ömrünü uzatmak için ölmemem lazım. Ölmeden birine satmam lazım ki alan adam para koyduk, bir de üstüne yatırım yapıyor. Benden daha fazla kazanacak, o şirketi kâra geçirecek. Hem şirket kazanacak, hem çalışanlar, hem ülke kazanacak. Biz bu mantığı almadığımız için adam diyor ki boş ver ya, ben öldükten sonra gerisi tufan diyor, kalıyor. O nedenle bir bakıyorsunuz güzelim aynı şirketi baba öldükten sonra çocuklar satıyor ya da çocuklar başka bir şey yapıyor, ilerlemiyor. Onun için hakikaten Türkiye'de bu yapıyı değiştirmek için bizim çok iyi bir eğitim vermemiz lazım Rauf Bey. O yüzden sizin bu aile şirketleri üzerine yapmış olduğunuz çalışmaları ben gıptayla izliyorum. Çok da başarılı buluyorum ama daha birkaç kuşak gitmesi lazım bunları maalesef. Peki. Teşekkürler. Şimdi şimdiye kadar hiç olmadığı kadar soru alıyoruz. Belki de en çok soru aldığımız yayınlardan birisi oldu. Çağatay Bey'e teşekkür ediyorum. Fikir onundu. Tüm konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Arada soruları soracağım. Kısa bir yanıt için önce size sorayım sevgili Yüksel Yıldırım. Bir şirket almak istediğinizde nereden başlıyorsunuz işe? Yani nasıl oluyor? Bir izleyicimizin sorusu var. Şirket almak için işe nereden başlamak lazım? Valla önce bize o kadar çok şirket geliyor ama biz seçiciyiz. Biz sadece fokus olduğumuz alandaki şirketlere yatırım yapmak istiyoruz. Mesela ben dünyada bir limancı, bir madenci olarak biliniyorsam en iyi bildiğim şu anki iki iş. Enerjiyi de biliyorum, ben ticareti de biliyorum, denizciyi de biliyorum ama oralarda büyümeler görmediğim için ben liman ve madencilik. Şimdi madencilik çok geniş. Ben orada spesifik seçtiğimiz minerallere fokus oluyoruz. Eğer o satılacak firma o bizim baktığımız ürünlere sahipse veya liman bizim baktığımız coğrafyadaysa ve şeyse ilgimizi çekiyorsa biz önce o şirkete bir gidiyoruz. Bilhassa kendim bakıyorum. Sonra şirketi due diligence yaparken tabii bu yanımıza biz yani Pricewaterhouse gibi, KPMG gibi böyle büyük danışmanları iyi bir hukukçumuzu alıyoruz. Bugün işte Profesör Doktor Ercüment Erdem'le 20 yıldır çalışıyorum bu şirket satın almaları konusunda tüm dünyada. Yani böyle bir profesyonel kurumlarla çalışarak şirketin X-ray'ini çekiyoruz. Sonra biz bu şirkette, şirket neden bu duruma düşmüş? Eğer şimdi aile ticaretten çıkıyorsa, satıyorsa ayrı. Eğer şirket zora düşmüşse ayrı ya da şirket bütün sermayesini yitirmiş artık yatırım yapamıyor, rekabet içine giremiyor ve küçülmeye başlıyorsa, rakipler onu boğuyorsa ayrı. Farklı açılardan bakarak eğer şirket bizim yapabileceğimiz türde bir şeye sahipse, kimliğe sahipse, lokasyon çok önemli. Yani sahip olduğu asetler çok önemli, mal varlıkları filan. Bunları değerlendiriyoruz. Ondan sonra bir model yaratıyoruz. Çünkü bankalarla çalışıyoruz. Benim bugün paydaşlarım bankalar. Ben yaklaşık 20 senedir Türk bankalarına çalışıyorum. Her şeyim bankalardan şeyinde. Onlara model sunuyorum. 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık ben limancılık, madencilik modelleri yapıyorum. Ve eğer bu modeller tutuyorsa biz burada bir şirket aldıktan sonra yapacağımız yatırım bu şirketin kazançlarını pozitif yukarı doğru çıkarıyorsa ve kredileri de çok rahat geri ödeyebiliyorsa bu yaptığınız kötü senaryolarda. Biz iyi senaryo yaparak hiçbir zaman girmiyoruz. Hep kötü senaryoda şirket ayakta kalıyorsa biz o şirketi alıyoruz. Yaptığımız ilk iş biz şirketi hemen şeyinde cost cutting tarafına. Çünkü şirketlerin çoğu batarken costları yani maliyetleri iyi kontrol edemiyorlar. Önce o tarafı bir disiplinliyoruz. Sonra bizim çok iyi bildiğimiz işleri üzerine modelleme yaparak, bir yatırım yaparak yapıyoruz. Sonra da konsolidasyon yapıp piyasada bildiğimiz, çünkü bir limanda ben üçüncü şahsları işlem yaptığım için işte İbrahim Bey bize bir liman sattı. Bayağı
çok iyi bilinen bir liman. Ama artık doyumunu yapmıştı. Şimdi onun üzerine yeni bir hacim yaratmamız lazım. Yeni bir ürün yaratmamız lazımdı ki biz orada maliyetlerimizi küçültelim ve fiyatlarımızı da artıralım. Bir delta yaratalım gibi. Bunlara bakıyoruz. Eğer bunlar oluyorsa biz o şirketi öyle alıyoruz. Yoksa böyle her önüme gelen ben şirket alsaydım ben şimdiye kadar çoktan batmıştım. Teşekkürler. Çağatay Bey ile devam edelim. Önce bir iki soru aktarmak istiyorum sevgili Çağatay. Bir telekomla bir dönemler telekomla ilgilenmiştiniz. Bir onu soruyorlar. Bir de Türkiye'den teknoloji büyük teknoloji devleri çıkar mı? Siz bu konuya ilgi duyuyor musunuz diye bir soru var. Evet. Benim yani bu private equity dünyasına geçmeden önceki içinde doğup büyüdüğüm endüstri. Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe bir opportunite var mı? Zor. Bence pek yok. Baktığınız zaman ne var zaten? İşte Türk Telekom demin sevgili Yüksel Yıldırım da ifade etti. İşte herkes de artık kabul etti. Ucuz bir paraya satılmış olan bir şirket. Lisansı bitecek. Sonrasında ne olacak belli değil. Turkcell ortaklık yapısı falan son derece karışık vesaire. Onun dışında da yani ben telekomünikasyonda bir opportunite şimdi sizlere de şu anda düşünüyorum yine. İzleyicimiz aslında Türk Telekom satışı söz konusu onu sormak istiyor. Evet, Telekomser, Türk Telekom'un işte lisans şeyi özelleştirme lisansı diyelim. 2020'lerin 25 miydi tam bir hatırlamıyorum. O yani 3-5 yıl sonra bitiyor gibi diye hatırlıyorum. Ama ondan sonrası nasıl olacak? Devlet bunu nasıl tekrar liberalize edecek diyelim vesaire. O konuda bir yol haritası yok. Dolayısıyla onu şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek bu kablolu televizyon ne derler? Kablolu televizyon ve onun üzerinden broadband hizmetleriyle ilgili bir beklentimiz vardı. Ama o da olmadı. Dolayısıyla telekomünikasyon sektöründe öyle bir şey yok. Teknoloji sektörü, o teknoloji tabii internet, online, onu ayrı koyuyorum. Yani orada zaten görüyoruz yani. İşte Alibaba geliyor, gidiyor, Peak Games vesaire şeyler çıkıyor. Bu ekosistemin genişlemesiyle çok daha da çıkacaktır. Bu tür unicornlar vesaire vesaire. Onun dışında yani teknoloji anlamında şöyle, onunla da bir örnekle size ifade edeyim. Zor diye düşünüyorum. Yani karamsar olmuyor ama biraz zor. Nedeni de şu açıkçası. Şimdi ben yüksek lisansa giderken teknik üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde benim sınıf arkadaşım da University of California'ya gitti. 30 yaşında doktorayı bitirdikten sonra şirketini valla 150-200 milyon dolar o zaman sattı. National Semiconductor diye bir şirkete bir çip dizaynı yaptı, sattı. Sonra ben ona sordum, dedim ya nasıl yaptın bu işi? Bana dediğin çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki ben bu yani İTÜ'de de aynı teknolojiyi şeyim biliyordum yani. Teknik olarak her şeyi aynı yani biliyorsun. İTÜ çok iyi okul vesaire. Ama oradaki San Francisco, işte Los Angeles, San Diego hattında o ekosistemin içinde olduğun zaman puzzle'daki boşluğu görüyorsun. Yani hangi şirket hangi şirkete para verir? Demin İbrahim de bahsetti. Hangi teknolojiler işte uçacak? Onu çok daha iyi görüyorsun ve o gidiyorsun oraya R&D yapıyorsun vesaire vesaire. Şimdi dünya küçük. Buradan da görebilirsin gibi geliyor ama öyle olmuyor. Yine o ekosistemin içinde olman lazım. İşte Silikon Vadisi Amerika'nın batısında olduğun zaman o şeyi, o ekosistemin içinde yaşıyorsun, hayatının parçası oluyor. O yüzden teknoloji alanında böyle büyük, böyle müthiş şirketler yaratabilir miyiz? Belki içinden geldiğim için biraz karamsarım. Zor diye düşünüyorum. Peki sizin COVID sonrasında ilginiz hangi sektörler olacak? Şimdi COVID sonrasına baktığımız zaman yani ben şöyle yani bir iç, o bardağın dolu tarafından diyelim bakmaya çalışırken şimdi iki tane trend gözüküyor. Olabilir. Bir tanesi işte bölgelerin küçülmesi. Dolayısıyla Türkiye'nin de Avrupa'nın Çin'i olması.
Avrupa'nın üretim merkezi olması. Bir tanesi bu. İkincisi, aynı 2008 sonrası olduğu gibi yabancı sermayenin akması Türkiye'ye. Şimdi ikincisi bizim elimizde değil. Devletimizin, hükümetimizin orada gerekli şeyleri, önlemleri, projeleri yaratması gerekiyor. Altyapıyı oluşturması gerekiyor. Sevgili Yüksel Yıldırım bahsetti. Biz ancak telkinlerde bulunabiliriz, görüşlerimizi söyleyebiliriz ama sonuçta icraatın yapılması gerekiyor. 2008-2009'da böyle bir durum vardı. Yabancı sermaye böyle dağın tepesinden akan su gibidir. Yani taşlar falan varsa onların aralarından geçer, yolunu bulur ve kendi yatağını oluşturur. Yabancı sermaye de böyle. Yabancı sermaye böyle çok fazla taşlar, kayalar falan olduğu zaman o tarafa doğru gitmez. Başka tarafa doğru gider. Sonuçta dünyada bir tane sadece Türkiye yok. Başka yerler de var. Ha, bu arada Türkiye hala çok önemli. Yani emerging marketler arasında Londra'daki hangi yatırım bankasını sorarsanız Türkiye farklı der. Çünkü işte iç talebi vesairesi vesaire. Jeopolitik pozisyonu. Şimdi dolayısıyla şey o. Türkiye bir üretim merkezi olacak mı? Bence olmazsa, yapamazsak bunu büyük fırsat kaçırırız. Yapmalıyız. Yapacağımıza da inanıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu artık kucağımıza doğru da geliyor. Dolayısıyla biz nereye bakarız Türkiye'de endüstri olarak diye bakarsanız? Yani Çin'den ne kayar diye baktığım zaman 3 alan gözüküyor. Biri tekstil, öbürü metal sanayi, öbürü otomotiv. Yani buralarda bu alanlara bakıyoruz. Bakmaya devam edeceğiz. Onun dışında demin bahsettiğimiz gibi elektronik ticaret, sağlık gibi sektörler onlar şu anda açıkçası Covid'den de çok etkilenmediği için şu anda oradaki aset şirket değerleri inanılmaz yüksek. Süpermarketler yani Migros, Bim bilmem ne değil mi? Hayatlarının en iyi satışlarını yaptılar. Herkes dururken, herkes kapalıyken onlar açıktı. Yani onlar da değer uçtu diye düşünüyorum. Ama mesela otomotiv üretimi, kimya sanayi, bu alanlar bizim çok yakından baktığımız alanlar. Lojistik, keza, kurye vesaire. Yani bu 4-5 alan Türkiye için bizim çok ciddi baktığımız alanlar. Sevgili Yüksel Yıldırım'ın demin bahsettiği şeyleri yani konuşurken şey gibi oldum biraz, dejavü gibi veya yaşadık hepsini. Yani öyle şirketler var ki İbrahim'le beraber gittiğimiz Çağlayan'la o şirketlere net teklifler verdik. Kabul etmediler. İşte çok daha yüksek fiyatlar istediler vesaire. Şimdi bakıyorum mesela onlardan batanlar var aralarında. Veya değerleri inanılmaz yarısının altına düşmüş olanlar var şu anda. Büyük hata yaptılar. Şevket Sabancı Bey'in bir şeyi vardır, bir lafı vardır. Hiçbir zaman açgözlü olmayacaksın der. Yani bir şeyi satmak için bir değeri var. İşte X dolar veriyorlar, X milyon. Senin de işine geliyorsa yani işte yarın şunu ona bu fiyata satarım falan diye bakmamak gerekiyor. Biz genelde öyle davranıyoruz diye toparlamış olayım. Gayrimenkul yatırımlarımız yurt dışına devam eder. Lojistik alanında ondan sonra. Türkiye'de tabii teknolojik altyapı maalesef geride. Telekomünikasyon altyapısı çok iyiydi. Şu anda öyle değil. İşte hepimiz şimdi izliyoruz. Cumartesi pazar evdeyken internete bağlanmak vesaire çok problemli. Dolayısıyla yani Türkiye'nin de demin bahsettiğim gibi yabancı sermayenin gelmesi için hem regülasyon hem teşvikler vesaire hem de altyapının da bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında yurt dışında yine yazılım, sağlık ondan sonra gibi alanlar şu anda bizim çok ciddi olarak baktığımız alanlar. Yatırım yapacağız mı? Yani %100 yapacağız. Önümüzdeki yani katılıyorum. Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl tam yatırım yapma zamanları olacak. Umarım bizim iş insanlarımız da daha açık olurlar. Birleşmeye daha açık olurlar. Tabii demin tekrar ben de bir son şey yapayım. Bu iyi şirket şeyine. Naçizane benim de orada bir
düşüncemi ifade edeyim. Benim o bizim oradaki birinci şeyimiz yönetim takımı. Yani iyi bir şirket nedir? Birinci yönetim takımı. Orada düzgün bir yönetim takımı var mı? Gerçekten yönetimi değiştirmek, yeni genel müdür, CEO bulmak yani çok zor Türkiye'de. Bizim 2-3 tane CEO değiştirdiğimiz şirketler var. Yani insan kaynağı bizim için en önemli şey. Bir şirkete böyle kendi işi gibi sahip çıkacak insan. İkincisi o şirket fark yaratma gücü var mı? Paradigm shift. Yani 100 yıldır yapılan bir işi daha farklı nasıl yaparsın? Cost cutting, cutting mi yaparsın? Başka bir şey mi yaparsın? Operasyonu düzeltirsin? Yeni bir ürün mü çıkarırsın vesaire? Yani fark nasıl yaratırsın? Ondan sonra büyüme. Önü açık mı bu şirketin? Regülasyonlar vesaireler bu şirketin önünü kapıyor mu? Şimdi yine iki tane örnek vereyim. Oradan da sözümü bitireyim. Şimdi biz uzun süre Türkiye'de eğitim sektörüne baktık. Uzun süre eczane sektörüne baktık. Eğitimde işte üniversiteler, bilenler bilir. Üniversiteler aslında Türkiye'de satılamaz. Çünkü onlar vakıf yapıları. Ama orta eğitim kurumları, onlar şirket yapısında. Onlar el değiştirebiliyor. Ama ne oldu işte sonra yabancı yatırımcıya satılamaz vesaire gibi regülasyonlar bir anda çıktı. Biz ne yaptık? Biz de gittik Fransa'daki en büyük özel üniversitelerden birine yatırım yaptık. Yani burada yapacağımıza gittik, orada yaptık mecburen. İkincisi eczaneler. Eczane zincirleri, bir türlü eczane zincirlerine izin verilemiyor vesaire. Eczacıları koruyalım, onları öldürmeden, onları da sistemin içinde tutarak düzgün bir çözüm yaratalım. Bunu Fransızlar gittiler, bu çözümünü yarattılar. Eczane zincirlerine, yine eczacıların kendi dükkanlarının sahibi olacağı şekilde zincirleşme imkan verdiler. Biz de gittik Fransa'daki bir eczane zincirine, en büyük ilk üçten bir tanesine gittik, yatırım yaptık. Yani burada yapamadıklarımızı gittik orada yaptık. Umarım bundan sonra sadece biz değil, Yıldırım Holding, bizleri de geçtik, fonlar, PE fonları, diğer yatırımcılar Türkiye'ye daha çok gelsin. Çünkü yabancı yatırımcının gelmesi kötü bir şey değil. Türkiye için iyi bir şey. Sonuçta o şirket Türk şirketi. Yani XAŞ, Türk Anonim Şirketi. Yani sahibi Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, işte George Efendi fark etmiyor. Sonuçta o Türk şirketi Türkiye'de büyüyor, Türkiye'de değer yaratıyor. Ve Türkiye için de bedava para. Yani yabancı sermaye buraya geliyor ve bizim ülkemiz bundan faydalanıyor, büyüyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kısa yanıtlı bir soru sorayım. Bu son 5 yılda mesela kaç şirkete bakmışsınızdır esas olarak? Paylaşabiliyor musunuz? Tabii tabii. Yani bizim bir yılda baktığımız şirket sayısı herhalde 60-70 civarındadır aşağı yukarı. Yani 5 yılda 300 şirkete bakmışsınızdır tabii, diyelim. Tabii. Ne kadar alınabilir durumdaydı? Yılda 2 veya 3 tane. Yılda 2 veya 3 tanesine detaylı due diligence yapmışızdır. 2 tane ortalamada. 3 bile çok bazen. Yani, bir 300 şirkete baktıysanız 10-15 arası ile ilgilendiniz ciddi şekilde. İlgilendik. Yılda da 1,5-2 tanesine de ortalamada çok daha detaylı DD vesaire yaptık. O zaman iyi şirket, namzet şirket sayısının az olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Şimdi Çağlayan Bey ile devam edeyim. Teşekkür ediyorum. Çağlayan Bey, size COVID sonrasında nasıl bir eğilim bekliyorsunuz? Onu bir sormak istiyorum. Türkiye, Çağlayan Bey, yok buradaymış. Türkiye'ye bakışta bir değişiklik olacak mı? Hangi alanlara ilgi olabilir? Ne diyorsunuz? Bazı alanlarda arkadaşlar bahsettiler. Özellikle tabii bu yeni dünyada bu tedarik zincirlerinin kırılması, değişmesi konusu ciddi bir gündem. Bunu biz de piyasada özellikle yine bahsedilen işte metal ve tekstil sektörlerindeki mevcut hali hazırdaki şirketlerden de duyuyoruz, Türkiye'deki şirketlerden. Kendilerine bütün başka kendi sektöründeki global oyuncularından tedarik zincirlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırsalar bunun kapasitesi, lojistik altyapımı
vesaire ne durumda diye ciddi şu anda incelemeler var Türkiye pazarının globalinde. O yüzden bu paradigma shiftinden yararlanabilecek sektörler ve şirketler mutlaka yatırımcıların hedefinde ve ilgi alanında olacaktır. Ki önemli yatırımcılarımızdan birisi Çağatay Bey de bu konuya bu şekilde değindi. Yani bu bunun yanında tabii ki yine bu COVID sürecinde gördük belirli sektörlerde de çok güçlü bir defans dinamizmi var. Yani bir böyle bir pandemide bile çok defansif sektör dediğimiz her zaman temel ihtiyaç giderecek işte gıda sektörü olsun, ilaç sektörü olsun gibi öne çıkan sektörler olacak ki bu sektörlerde de bunun tabii perakende tarafını da içine koyabiliriz yani gıda perakendeyi. Türkiye'de önemli oyuncularımız, şirketlerimiz var. Bunlara ilgi alanının yükseleceğini düşünüyoruz. Bunun dışında tabii ki yine son zamanlar gördüğümüz işte bu e-dünyasında işte Trendyol, Alibaba, bu Peak Games'de gördüğümüz devam eden işte N11'deki ortaklık. Bu dünyada da tekrar Türkiye'de ne gibi şirketler olabileceğini, özellikle global oyuncular açısından tabii ciddi bir ilgi olacağını düşünüyoruz ki bazı bu oyuncuların da şu anda kendilerini piyasaya hazırladığını da görüyoruz, duyuyoruz. Biz de işin içindeyiz. Yani böyle gruplaştıracak olursak bir dediğim gibi bu tedarik zincirinin kırılmasından dolayı Türkiye'nin toplam pazarında ciddi ilgi çıkaracak sektörler diyebilirim. Bir defansif şeyi güçlü olan sektörler, altyapısı güçlü olan sektörler. Üçüncüsü de bu yeni dünyada yine işte eski ekonomiden yeni ekonomiye geçişte önemli bir pazarlarda lider olan şirketlere önemli bir ilgi olacağını düşünüyorum. Bu peki, üç başlıkta düşünebiliriz. Peki izleyici sorusu ileteyim. Yabancıların hiçbir şekilde ilgilenmediği sektörler, uzak durduğu sektörler var mı dikkatinizi çeken? Yani Türkiye spesifik söylersek inşaat. İnşaat aynen iyi bir şey. Çünkü inşaat veya işte müteahhit şirketleri bunlar yabancıların bunlar çok lokal işlerdir yani. Veya işte tekstil bahsettik. Yani tekstilin üretim tarafı. Yani çünkü dünyada öyle ciddi tekstil sektörüne yatırım yapan ne fon ne ciddi stratejik oyuncu da fazla yok. Bunlar diyebiliriz. Bir de bazı sektörlerimiz gerçekten yani perakendenin gıda dışındaki mesela perakende de çünkü ciddi bir şekilde online'a kayma görüyoruz. Bu COVID'in sürecindeki yaşanan bu sürecin bir müddet daha devam edeceğini de düşünüyoruz. Sırf Türkiye için değil, global olarak da. İşte o yüzden Amazon gibi, işte Trendyol gibi şirketler öne çıktı. Bu da tabii ki genel perakendeye toplam olarak bakacak olursak, işte online'dan offline'a bir, pardon offline'dan online'a bir kaymanın olduğunu görüyoruz. Burada da bazı sektörlerde zorlanacak. Yani kendini yenileyemeyen, bu COVID sonrası dünyadaki daha elektronik online geçmek ihtiyacında olan ve bunu hızlı bir şekilde yapamayan, adapte olamayan şirketler de zorlanacak diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Kısa bir yanıt olan soru yönelteyim. Bir izleyicimiz CDS primlerinin düşmesi M&A yatırımlarına olumlu yönde katkı yapar mı Türkiye'ye yönelik? Ya şöyle, tabii CDS primi her zaman bir ülkenin bir risk priminin göstergesidir. Ve tabii bu genelde borç piyasalarının yani debt piyasalarının dediğimizin bizim bir göstergesidir. Bir risk priminin de içine kattığı bir gösterge. Bunun M&A piyasasına yansıması birebir olmaz. Fakat tabii ki bu risk prim düştükçe Türkiye'ye demek ki ilginin ve Türkiye'deki değerlerinin risk primini düştüğünü gördüğümüz için değerlerin aslında artmasının gerektiğini gösterir. Ve burada işte bir bardağın dolu bir bardağın boş tarafı var. Yüksel abi gibi yatırımcılar bazen bu risk primlerinden korkmaz. Yükselsin şirketlerin değeri düşer. Ben daha iyi fırsatı alabilirim diye bakarlar. Bazı yatırımcılar da ya risk primi düşsün
Ben biraz fazla vermeye de okeyim ama biraz daha önümü göreyim, biraz daha stabil bir makro ortamında bu yatırımı yapayım diye tercih ederler. Bunun için de biraz daha prim vererek satın almak da isteyebilirler. Yani genel olarak evet, tabii ki düşmesinin olumlu anlamda Türkiye makrosunun olumlu gittiğini gösterdiği için daha çok ilgi, daha çok aktivite bekliyor olabiliriz. Ama bu risk primi yüksekken işlem olmuyor mu? Oluyor. Türkiye'nin işte son bu COVID sürecinden sonra CDS primde bir artış gördük. Ama işte Peak Games bu süreç içinde oldu. D-Marin, CVC bu süreç içinde oldu. Başka işler de olacak. Peki, teşekkürler İbrahim Bey'le devam edelim. Birkaç tane kısa yanıtlı birkaç sorum var. Kısa yanıtlar verebilirseniz. Tabii. İlk tane okur, izleyici sorusu iletmek istiyorum. Birincisi, konsolidasyondan bahsetmişiz. O konuda bir parça açalım istiyorum. Bir de halka arzlar yeniden ne zaman canlanacaktır? Evet, önce kolayından başlayayım, konsolidasyonlardan. Şimdi konsolidasyon şöyle bir şey. Gerçekten iki tane bir yabancı bir yerli diye bakalım yatırımcı açısından. Şimdi yabancılar için konsolidasyonun yani ne zaman ve nasıl olacağına bakarsak, öncelikle ben şunu görüyorum. Türkiye'de ve tüm dünyada bu COVID'le beraber insanlarda bir güven bunalımı ortaya çıktı. Yani bu bizde bir deprem, çok acı bir deprem deneyimimiz var. Yani insanların ayaklarının altında dünya sallanınca sonraki evlerini almak için gittiler karot aldılar evlerden. Eskiden mutfağına bakıyorlardı. Şimdi COVID de şöyle bir etki yaptı. İnsanlar güvendikleri, güvenebilecekleri şirketleri satın alıyorlar. Bu şunu getirecek. Daha büyük şirketlere daha fazla yatırım getirecek, bu bir. İki, daha büyük şirketler, yani global olarak operasyon yönetmeye birçok ülkede, bunlar içinde gelişmekte olan pazarlar, farklı kurlar, farklı para birimlerinde iş yönetmeye alışkın şirketlerde daha fazla iş yapacak. Bir kere bunu bir şey yapalım. Yani sadece Fransa'da, İsviçre'de, İtalya'da olmuş bir adamın kalkıp da Türkiye, Brezilya veya Arjantin'e gitme olasılığını çok düşük görüyorum. Aynı şekilde bu ülkelere giden bir insanın da orada daha büyük şirketi, konsolidasyonu birlikte başaracağı şirketi alacağını düşünüyorum. Yani sektörün yedinci oyuncusuyla ilgilenmeyecektir. Birinci oyuncusuyla ilgilenecektir. Ne yazık ki Yüksel Bey gibi şey kabiliyeti olmadığı için bu adamı ben bunu alayım da düzelteyim, toplayayım. Buna da primli bir para verecektir. Bir kere yabancı konsolidasyon böyle. Yerli konsolidasyon diye baktığınızda da ben şunu görüyorum. Burada özel sermaye fonlarına çok büyük iş düşüyor. Demin kültürden bahsettik, iki adamın bir araya gelmesinden bahsettik. Bunu en güzel kim yapıyor biliyor musunuz? Bir araya özel sermaye fonu veya bir venture capital fonu girdiğinde yapıyor. Yani bu insanlar çok büyük bir katalist oluyorlar. İki aileyi, üç aileyi bir araya getirebilecek insanlar bunlar. Türkiye'de de ben bu fonların sayısının, yani Esas Holding aslında bir aile fonu gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun dışında da private equity fonlarının çok ciddi artması gerektiğini düşünüyorum. Her türlü imkanın da sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konsolidasyonu Türkiye içinde yapacak ve milli şampiyonlarımızı oluşturacak aslında gruplar bu fonlar. Ya bilmiyorum ne kadar şey. Teşekkürler. Halka arz. Şimdi halka arz biraz daha zor bir konu. Neden zor bir konu? Şu anda bakıyorsunuz yabancı sermaye portföy yatırımlarından çıkıyor. Yani uzun vadeli yatırımlar da buradalar. Yani bence millileşmiş şirketler bunlar, AŞ'ler, aynen Çağatay Bey'in dediği gibi, ama portföy yatırımlarından sadece Türkiye değil, Çağlayan daha yakından da belki dünyayı takip ediyordur. Tüm gelişmekte olan pazarlardan daha güvenilir limanlara doğru bir kayış var. Şimdi bunu biz tersine çevirmeden bir halka arz yapmamız, ama halka arz tabii şey arasında, tırnak arasında, ya şu anda öyle halka arzlar yapılıyor ki ben, yani kusura bakmayın, yani böyle kalbi şey olan adamlar dayanmaz yani. Hani yani bizim BIST 100'e, BIST 30'a girecek halka arzlar yapıyor olmamız lazım. Bu şirketleri biz insanlara
yani sermayenin tabana yayılması şeklinde, yani kapitalizmin birinci kuralı, sermayeyi tabana yarmalıyız. Portföy yatırım şirketleriyle, fonlarımızla, sigortalarımızla, emeklilik fonlarımızla. Bunlar hep BIST 30'a 100'e girecek şirketler olmalı. Bunlar da hepimiz çok iyi biliyoruz ki halka açıldıkları zaman %60'ı, 50'si, 70'i yabancı sermaye geldiği takdirde bu halka arzlarını tamamlayabiliyorlar. Şimdi bir yandan portföy yönetim şirketleri borsada hisselerini satarlarken öbür taraftan gelip BIST 100'e girecek büyük halka arzlara para koymaları kısa vadede kolay görünmüyor. Olmayacak bir şey değil ama kolay görünmüyor. Biz geçenlerde büyük bir blok işlem yaptık. Daha kısa vadeli tutan fonlar, fırsatçı fonlar gibi geliyorlar. Halbuki Türkiye'nin long only fonlarının, işte büyük Türkiye emerging market fonlarının aktif biçimde Türkiye'ye yatırım yapıyor olması gerekiyor bunların tekrar hareketlenmesi için. Teşekkürler. Peki kısa bir yanıt rica edeyim. M&A yatırımlarının yeteri kadar olmamasında Türkiye'ye yönelik bir numaraya hangi nedeni koyarsınız? Ben hala Türkiye'de bir yabancı baktığı zaman yeteri kadar alabilecek şirketin olmamasını, hatta bazı sektörlerde hiç alacak şirket olmamasını ön plana çıkartıyorum. Yani bize öyle inquirer'ler geliyor ki ya Türkiye'de var mı böyle, ya diyoruz böyle bir iş yok Türkiye'de. Çünkü daha high tech, daha katma değerli bir iş soruyor adam mesela. Belki o şirket var ama bakıyorsunuz Türkiye'de o sektörde doğru düzgün 3 şirket var. 3'ü de satılık değil. Ne oluyor o zaman? Bugün bazı sektörlerde satılabilecek şirket kalmadı. Yoksa ben Türkiye'ye bir talep problemi olacağına asla inanmıyorum. Bu kadar büyük nüfus, harcayan nüfus, yani bu da çok önemli, tüketen nüfus, büyüyen nüfus, bölgesel olarak inanılmaz bir konumda. Demin şeyden bahsettik, bu tedarik kanallarının kırılmasından. Avrupa'nın dibinde göreceli kalifiye ve ucuz bir iş gücü ve merkez olabilecek bir ülke, İstanbul gibi bir şehrimiz var. Yani Dubai'yle başa baş. Şimdi burada bir talep problemi olmaz. O yatırım yapmazsa öbürü yatırım yapar. Ama inanın bulunmuyor. Yani ben bunu çok açık, yani ben bir numaraya bunu koyuyorum. Onun için deminden beri hep söylediğim, namzet şirket sayımız artmalı. VC'ler daha çok para koymalı. Daha çok teknoloji şirketi çıkmalı. Private equity daha çok yatırım yapmalı. Şirketleri büyütmeli. Yani bizim buna ihtiyacımız var ve her şekilde, her kademe, bizler, işte kamu, devlet bunun kolaylaşması için yardımcı olmadılar. Teşekkürler. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Zaten size geliyordum. Evet. Ben yalnız buradaki yatırımcı derken hep arkadaşlar finansal yatırımcı gözlüğüyle bakıyorlar. Çünkü finans dünyası. Aslında bir de industrial yatırımcılar var bizim gibi. Şimdi Türkiye'ye finans yatırımcısı gelirken genellikle azınlık hisseye gelir. Mesela Mersin Limanı'na işte %40 alarak geldi IFM. Şimdi yabancı eğer finansal olarak minority, azınlık hisseye girecekse, biraz önce Çağatay Bey'in dediği gibi, yani çok iyi bir yönetimin olması lazım. Şirket çok iyi kendi alanında iş yapıyor olması lazım ki adam gelsin, sonra da ben buradan bir çıkış senaryom ne olacak diyecek. Nasıl çıkacağım? Bu hissemi ben çıkarken kime satacağım? Yerli mi, yabancıya mı, halka mı açacağım filan. Şimdi o nedenle bu Türkiye'de böyle çok iyi yönetilen firmalar fazla olmadığı için yani finansal yatırımcılar zorluk çekiyor. O nedenle Türkiye'ye gelecek yatırımcıları şu dönemde endüstriyel yatırımcı olması lazım. Gelip şirketin tamamını alacak, oraya getirip sermaye koyacak, know-how getirecek, şirketi büyütecek, yönetecek ve şirketi işlevsel hale getirecek. Ondan sonra belki yanına endüstriyel bir finansal yatırımcı getirip azınlık hisseyi satar, koyduğu paranın bir kısmını alır, bir kısmını da kar yaparak alır, ondan sonra rahat eder. Benim eklemek İki tane izleyici sorusunu yönetmek istiyorum. Kısa yanıtlara memnun olurum. Birincisi, Türk sermayesi son yıllarda çok yurt dışına yatırım yapıyor. Siz de öylesiniz. Yurt dışına epey yatırım yapıyorsunuz. Bunun bir nedeni Türkiye'de yeterince fırsat ya da uygun ortam, iş dinamikler,
olabilir mi diyor izleyicimiz. Ne diyorsunuz? Yok, öyle değil aslında. Biz ilk yatırıma başladığımız dönemde hep Türkiye'ye yatırım yaptık. Ama ondan sonra siz Türkiye'de büyüyorsunuz, sizin hiçbir anlamınız yok. Sizin global güç olmanız lazım. Tamam mı? Yani Türk insanı artık kabuğunu kırıp bizim Türkiye sınırlarının dışına çıkıp Türkiye belli sektörlerde kendi global şirketlerini, gücünü yapmalı. Bugün Koreliler bunu çok iyi yaptı. Geçmişte Japonlar yaptı. Şimdi Çinliler yapıyor. Biz dönüyoruz, bakıyoruz. Türkiye'de herkes Türkiye'de büyük olayım diyor. Bana yeter. Ben bunu kırdım. Bir aile şirket olmamıza rağmen bugün 51 ülkede biz bir iş yapıyoruz. Niye? Ben yurt dışında kazandığım parayı şimdi Türkiye'ye getiriyorum. Yani ben Türkiye'den para yurt dışına kaçırmıyorum. Ben Türkiye'den parayı götürüp yurt dışına koymuyorum. Ben Türkiye'den bir para alıyorum, götürüyorum yurt dışına, yatırım yapıyorum. Üstüne de onun 3 katı, 4 katı bir borçlanma yapıyorum dışarıdan alarak. Sonra da ben bu çalışıyorum, ediyorum. Sonuçta bu bir Türk sermayesi, global bir sermaye. Sahibi Türk, Yıldırım Holding'in altında ve bu para elinde sonunda Türkiye'ye gelip burada şey yapıyor. O nedenle buna yanlış bakılmasın. Şimdi Türkiye'den bir sermaye çıkışı var, bugünlerde konuşuyor. Herkes Türkiye riski diye gidiyor. Ben bunu 2008 yılında başlattım. İnsanlar Türkiye'de harıl harıl yatırım yaparken ben yurt dışında fırsatlar yakaladım. 2009 krizinde bir sürü fırsatlar yakaladım. Yani biz artık şunu görüyoruz. Türkiye ya da yurt dışı hiç fark etmiyor bizim için. Çünkü çok iyi bir yönetim kadromuz var. Uluslararası şirketleri çok rahat yönetecek ve şey yapacak, turnaround yapabileceğimiz şeydi. O nedenle bizim öyle bir Türkiye'den kaçış gibi değil. Aksine beni Türk hükümetinin, devletinin desteklemesi lazım. Soran okuyucum, izleyicimiz kaçış değil de yurt dışına yatırım tercih etmeyi soruyor. Yani yurt dışına yapılan ya bugün, yatırımları kaçış olarak görmek lazım. Bugün yapamayız. Bakın, çünkü biz sonuçta biraz önce söyledim. Yani elimizde 3 kuruş varsa gidiyoruz 5 kuruş, 10 kuruş da bankalardan borçlanıp götürüp yatırmıyoruz. Bugün Türk bankalarının böyle yurt dışında bir satın almaları, finanse çek durumu yok. Şimdi yabancı bankalara da gidince yabancı bankalar artık bu tür şeyleri biraz önce İbrahim Bey söyledi. Pek yabancı bankalar sıcak bakmıyor kredi vermeye. Bankalar daha çok ticari işlem yapıyor, wealth management yapıyor, senin paranı alıyor. Private banking'de tekrar sana borç veriyor. Böyle şeyler. Ama Amerika'da şeylere bakıyorsunuz, böyle çoğunlukla şirket şeylerinde, yani bu satın alma işlemleri hisse bazlı işlemler yapılıyor. Bizde bu olmadığı için, para da olmadığı için bugün Türkiye'de bunu yapmak hem Türkiye içinden zor hem yurt dışından. Belki Türkiye'de biraz kolay olabilir. Eğer şirket iyiyse, siz de iyi bir şirketseniz bugün Türk bankaları size hem TL hem dolar kredisi Türkiye'deki yatırımınız için, yani yatırım derken şirket satın alması için veriyor. Biz bunları denedik. Bugün yani çok rahatlıkla 300, 400, 500 milyon dolarlık bir satın almayı Türk bankaları fonluyor. Eğer aldığınız iyiyse ve ödeyecek bir şeydir. Teşekkürler. Çağatay Bey, devam edelim. Aşağı yukarıda toparlayıp bitirmemiz lazım. Çağatay Bey, öyle soralım size kapanışta. Kamuya ne rol düşüyor? Türkiye'nin yatırım çekebilmesi, M&A'yı çekebilmesi için. Evet. Çok güzel ve uzun. Evet, kısaca. Basit birkaç tane fikrimi ifade etmeye çalışayım. Şeyden başlayayım yine. Türkiye'nin önünde iki tane opportunite var. Bunu ne kadar değerlendirir artık bize kalmış. Biri dediğim gibi Avrupa'nın üretim merkezi olmak. Klişe bir laf ama inanılmaz önümüzde şu anda duruyor. Çin'den buraya kayacak. %100 öyle veya böyle. Dolayısıyla yani Avrupa bu üretimlerini, her şeyini kaydırmayacak. Yani hani bir laf vardır ya, Çin'de herkese bir dolarlık şey satsam işte bir milyar dolar ciro yaparım. Onun gibi bir şey. Çin'deki her şey kaymayabilir. Bize kayacak. Yani kaymama ihtimali yok. Dolayısıyla bizim orada
pozisyon almamız lazım. Biz buna hazır mıyız? Demand, talep geri gelecek Avrupa'da. İşte açılıyor Fransa'sı, İngiltere'si, İspanya'sı. Açıldığı zaman, talep bize geldiği zaman biz bunu yerine getirebileceğiz mi? İki, rekabetçi olabileceğiz mi? Şu anda okey gözüküyor. Bir sıkıntı görmüyorum ben. İkincisi dediğim gibi yabancı sermayenin buraya akması. Yani neler yapmak lazım? İşte bütün arkadaşlarım konuşmalarında, şey aralarında, tırnak içlerinde, parantez içlerinde, cümle aralarında bahsettiler. Türkiye'nin yabancı sermayeyi welcome etmesi lazım. Yabancı sermaye kötü bir şey değil. Hani ya ben yabancı futbolcuya da karşı çıkmam. Burada başkanımız var. Samsun Spor'un başkanı Sayın Yıldırım aynı zamanda. O bizden tabii çok daha işin içinde ama sonuçta sen de onlar kadar iyi olacaksın. Yani iyi olmaman için hiçbir neden yok. Değil mi? Niye yurt dışına yatırım yapıyoruz biz? Çünkü bizim sayeden bizim hayallerimiz var. Biz yani dünyanın en iyi eğitimlerini almışız hepimiz. Türkiye'de, yurt dışında. Onlardan hiçbir farkımız olmadığını biliyoruz. Ondan Londra'ya gidiyoruz, ofisimizi açıyoruz, bilmem ne. Dünyanın işte bilmem 40-50 ülkesine iş yapıyoruz. Dolayısıyla bir şeyimiz yok. Hayallerimiz de büyük. O yüzden hayalleri gerçekleştirmek için globale bakman lazım zaten. Yani sadece bu ülkeye sıkışma. Her yere yatırım yapabilirsin bir yatırımcı olarak. Dolayısıyla yabancı sermaye de buraya aynı şekilde biz nasıl gidiyorsak, nasıl ülker gidiyorsa, Godiva'yı alıyorsa, başkaları da gelip burada yatırım yapmasına bir sıkıntı yok. Sen de onlarla rekabet etmekten korkmayacaksın. Yani niye korkalım ki? Dolayısıyla her yer herkese açık. Yabancı sermayenin gelmesi için de dediğim gibi yani topyekün devlet stratejisi gerekiyor. Türkiye'nin rekabetçi avantajları nelerdir? Yani bu Michael Porter'ın meşhur Competitive Advantages of Turkey. Nedir yani competitive avantajları? O alanlara biz devlet politikası olarak yatırım yapmamız lazım vesaire. Öbür konu teknoloji. Yani bu ülkede işte altın yok, petrol yok, turizm var. Bir de servis sektörü var tamam. Ama bir de yani bizim bir şeyimiz de var. Yani bizim çok iyi mühendis okullarımız var. Boğaziçi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, ODTÜ gibi. Yani bunlar dünya çapında gerçekten okullar. Dolayısıyla biz burada bu altyapıyı yaratmamız lazım. Yani hem fiziki altyapıyı hem de kafa yapısını. Bir tane bir anekdot şey yapayım. Bu benim böyle heyecanlı olduğum, hala heyecanlıyız da yani o daha böyle işte 30 yaşlarında aşağı yukarı işte teknoloji sektöründe çalışırken o zamanki bakanımıza 99-2000 yılları herhalde ziyaret etmiştim. İşte o zaman gittim dedim ki ya teknoparklar şey olmalı falan filan. Her üniversitenin teknoparkı olmalı vesaire. Bu bakan yurt dışından gelen bir bakandı. Hepiniz tahmin edersiniz kim olduğunu. Ondan sonra bana dedi ki ya dedi Çağatay Bey dedi bütün Türkiye teknopark olmalı. Ya inanılmaz o lafı bakın hala kaç yıl geçmiş yani 20 küsur yıl 20-25 yıl geçmiş unutamam. Bütün Türkiye teknopark olmalı dedi. Öyle güzel bir laf ki niye sıkıştırıyorsun? Maslak'ta bizim teknik üniversitenin kampüsünün içine. Niye sıkıştırıyorsun bilmem nereye? Her yerde teknoloji yatırımlarına teşvikler olsun. Her yerde onlar işte vergi avantajları olsun. Her yerde başka teşvikler olsun. O zaman bu zaten ülke kültürü oluyor. O zaman böyle Peak Games işte 30 yılda bir tane çıkmıyor. Her yıl bir tane Peak Games çıkarabiliyorsun. Uzun lafın kısası devletin, ya hükümetin yapması gereken yani buradaki bu yaratıcı düşünceyi destekleyecek. Teknik altyapı olsun, ondan sonra regülasyonlar olsun. Bunları yapmak gerekiyor. Sektörlerin önündeki engelleri de bir şekilde kaldırmak gerekiyor. Yani ne zaman o şirketin önüne engeller koyarsanız o zaman o şirket büyüyemiyor. O zaman o şirket büyüyemeyince işte ona yabancı da gelip ilgi gösteremiyor. Ama yani çok daha iyiyiz.
eski yıllara göre. İnşallah bundan sonra bu bir şeydir, bu bir milattır COVID. Hep beraber ondan sonracımı buraya bu sanayinin, sanayi derken hem beyin sanayi hem kuvvetle yaptığımız sanayinin hepsinin gelişmesi, çok daha büyük şirketlerin oluşması ve neticede Türkiye'nin ileri gitmesi hepimizin isteği. Çok ben, teşekkürler. Ben burada bir eklemek istiyorum. Çağatay Bey'i desteklemek için. Biz 23 Nisan'da Fransa'daki CMA-CGM'in board'unu yaptık telekonferansla. Orada da aynen söylenen Avrupa ve Amerika Çin'den çıkma kararını aldı. Bunun üzerine çalışmalar başladı. Ve bunu Çin'i yerine gelecek, yani replace edecekleri ülkeler Türkiye, Mısır ve Fas. Şimdilik bu üç ülke üzerinde duruluyor. Ve Türkiye bunların hepsinin önünde geliyor. Yani jeolojik olarak bulunduğumuz coğrafyadan dolayı ve bilhassa biraz önce söyledikleri gibi bu tedarik zinciri kırıldı COVID döneminde. Çin'den mallar gelemedi, doğru dürüst raflar boş kaldı. Bunu çok çabuk Türkiye'den kısa bir süreyle yapabileceklerine inandılar. O nedenle Türkiye'nin önünde inanılmaz fırsat var. Eğer bizim devletimiz bu fırsatı görüp bir an önce işte bu reformları yapıp ve Avrupa ile Amerika ile olan ilişkilerimizi tekrar iyileştirirsek, ben inanıyorum ki Türkiye'ye feci bir şekilde yabancı yatırım gelecek. Endüstriyel yatırım olarak. Finansal yatırımcıları söylemiyorum. Bunlar gelecek, yatırım yapacaklar. Türk firmalarına fason işler yaptıracaklar. Türkiye'deki lojistik patlayacak. Yani bir sürü limanlar var, işte bir sürü lojistik firmaları yapıldı, hava alanları yapıldı. Bunlar hepsi gerçekten anlamlı hale gelecek. Şu Türkiye'nin altyapıda yapmış olduğu yatırımların geri dönüşü bana göre bu destekle hızlanır. O nedenle %100 katılıyorum Çağatay Bey'e. Türkiye'nin önünde mükemmel bir fırsat var. Eğer biz bu topu, yani gol yaparsak, yapamazsak maalesef başkası alacak, yapacak. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok iyi konuşmacılar. İyi bir konu etrafında. Çok iyi katılım oldu. Eklemek istediğiniz, yavaş yavaş toparlayacağım. Konuşmacılarımızın zamanlarını da saygı gösteririm. Eklemek isteyen konuşmacınız var mı? Son. Ben bir ilginç bir konu söylemek istiyorum. Mesela bakın, mesela Abu Dhabi'li yatırımcı gitti Manchester City'yi satın aldı. Sonra bir City Group diye bir yapı kurdu ve altına bir sürü futbol takımı koydu. İşte Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, şeyde filan. Ve geçen senenin sonlarına doğru Amerikalı bir yatırımcı, yani fon, 800 milyon dolar para verip %20'sini satın aldı. Bakın, artık fonlar Amerika'da futbol takımlarını alır oldu. Basketbol takımlarına yatırım yapar oldu. Eğlencelere. Bugün dünyada spor durdu. Bütün dünya çılgına döndü. Herkes kafayı yiyor. Futbol maçı yok, basket maçı yok, beyzbol maçı yok. O, yani spor yok, entertainment yok. Yani sinemalar kapalı, konserler kapalı. Şimdi şunu görüyoruz ki biz o kadar bir yaşam tarzımız, bu naklen yayınlara, işte bu maçlara, şeylere odak olmuşuz ki. Yani insanlar bahis oynuyor mu filan. Onun için ileride göreceksiniz bu finansal yatırımcılar böyle sportif kulüplere, yani fırsatlara yatırım yapacaklar. Biraz önce söylediler. Teknolojik yatırımlar Türkiye için bir yani büyük fırsattır. Bunu işte PİK önünü açtı. Bundan önce Yemek Sepeti oldu, işte Trendyol oldu. Hepsi burada gitti gidiyor. Bir sürü şeyler, online'lar filan. Şimdi biyotek ve medical Türkiye için mesela bir fırsat. Gerçekten Türkiye çok güzel bir COVID-19 dönemi bu virüsle mücadele yaptı. Sağlık sektöründe ne kadar güzel yaptığımızı gördük. Amerika'nın da çöküşünü seyrettik. Yani Amerika'ya bakıyorsunuz, rezalet bu durum. Yani her zaman gittiğimiz New York döküldü. Yani finans merkezi diyoruz, hastane yok doğru dürüst.
Amerika'daki sistem 50 tane küsur eyalet. İşte ne oluyor? Bir yerde deprem oluyor, bir yerde fırtına geliyor, bir yerde yağmur şey. O bir eyaletler 20'si 30'u medical ekipman gönderiyor, yardım ediyor. Borç, yani bir borç üzerine kurulu, insanlar bunu alıyor. Orada bir ay, iki ay, üç ay kullanıp oradaki hasarı giderdikten sonra herkes geri gönderiyor. Ama bugün virüs Amerika'yı bir vurdu. 50 küsur eyalet birden gitti. Yeterince hastane yok, yeterince ventilatör yok, yeterince yatak yok, yeterince şu yok. Yani ölüleri koyacak morglar yok. O kadar kötü. Amerika sınıfta kaldı. Türkiye'de maalesef gösterdi. Hakikaten bugün şehir hastaneleri ne kadar doğru bir yatırım olduğunu. Bugün Türkiye 45 günde 2 tane hastane açtı. İnanılmaz bir rekor. Bunu Amerika'da, Avrupa'da yapamazsınız. Gerçekten bizim yani başarılı olduğumuz yerler var. Şimdi biz bunları çok daha iyi yurt dışına taşıyabiliriz. Şimdi bizim inşaatçılarımız gidip Latin Amerika bugün dökülüyor COVID'den dolayı. Hastane yok, hiçbir şey yok. Bugün Afrika, buralara biz bu teknolojiyi, know-how'u götürebiliriz. Bu PPP'lerle yapılan modeller falan. Yani aslında Türkiye'nin dünyada çok güçlü olduğu birkaç böyle şey, yani gücün farkında olmadığımız bir sektörler var. Bir de söylediğimiz işte lojistik, Türkiye'nin bulunduğu Doğu ile Batı'nın birleşim yeri. Bütün yani dünya Orta Asya'ya gitmek için Türkiye üzerinden geçmek zorunda. Kargo olarak eğer karadan, demir yolundan gidiyorsan filan. Artık Marmaray'da başladı çalışmaya. Anadolu'dan kargolar Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'dan Asya'ya. Yani bunlar hep bir game changer. Yani birer şey. Onun için ben Türkiye'nin geleceğini hakikaten endüstriyel olarak çok parlak görüyorum. Çok güzel fırsatlar olabilecek ama yeter ki devletimiz bizim gibi iş adamlarıyla oturup yani fırsat nedir? Duysun bizden, nasıl beraber yapalım? Yani biz devletten bir şey yapmasını istemiyoruz. Sadece beraber çalışmayı istiyoruz. Biraz kolaylıklar sağlansın. Gerisini zaten bizler başarırız. Türk insanı hakikaten çok başarılı. Ben gidiyorum. Onun için yurt dışına gidince o kadar kolay çözüyorum ki. Çağatay Bey şöyle de, yani çok iyi eğitim almış insanlarız biz. Yani o adamlardan daha fazla çalışıyoruz. Daha efektif, daha üretken çalışıyoruz. Bizim hayatımız krizlerle geçti, problem çözmeyle geçti. Yani insanlar şaşırıyor, ya sen niye, nasıl düşünüyorsun, nasıl böyle hemen şey yaptın diye. Hakikaten hepimiz çok analitik, çok başarılı. O nedenle bizim dünyada büyümemiz lazım. Sermaye ile bizim akıl ve çalışma gücümüzü bir araya getirip bunu patlatmamız lazım biz senin her şeyi. Çok teşekkürler. İsterseniz ekleyecek olan varsa, yoksa kapatalım. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. Şimdi ben de çok bir örnek vereyim. Gerçekten stratejik yatırımcılar için de ne yazık ki imkanlar kısıtlı. Yani alım imkanları. Şimdi Türkiye'de bir örnek vereceğim, çok basit bir şey. 4 tane büyük inşaat boyası yapan grup vardı Türkiye'de. Yani 4 tane kelli felli namzet diyebileceğimiz. Bunlardan bir tanesi yabancıydı. Son 2 yıllık dönemde bir tanesini biz sattık, bir tanesini başka bir arkadaşımız sattı. Japonlar aldı. Dördüncüsü de satılmıyor. Yani satmak istemiyorlar. Şimdi Türkiye'de bugün inşaat boyasını alınabilecek başka şirket kalmadı. Yani pazar daha henüz, yani burada yeni insanların yeni teknolojilerle fark yaratarak gelebilmeleri lazım. Burada ben hani ne kadar kişi dinliyor bizi bilmiyorum ama burada aslında çok iyi iki tane de örnek var. Organik büyümenin yanına inorganik büyümeyi koymuş iki tane iş adamımız var burada. Yani organik büyüme, bir yerde kapasite fazlası varken bir makine daha koymak sadece fiyatları aşağı çeker. Ama sen gidip rakibini alırsan ve onu doğru yönetebilirsen işte orada bir milli şampiyon yaratabilirsin. Yani ben bütün burada bizi dinleyenlere inorganik büyümenin önemini, yani onu da mutlaka çantaların içine koymalarını, o şeyi de, yolu da öneriyorum. Bu konudan korkmasınlar, kültür problemi var falan ama bu konuda inanılmaz artık Türkiye'de bir deneyim de var. Bunlar çalışabilir, çalışıyor. Onun için bu kadar da endişe etmeye de gerek yok yani. İnorganik büyümeden veya birleşmeden veya ortak olmadan. Ben sadece bunu son olarak söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık iki saattir birlikteyiz.
güzel konuşmacılarla, iyi konuşmacılara iyi bir oturum yaptık. Çok yüksek katılım oldu sorularla. Önemli bölümünü yanıtlamaya çalıştık. Yanıtlayamadıklarımızı artık izleyicilerimiz affetsinler. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. SS Holding CEO'su sevgili Çağatay, çok teşekkür ediyorum. Bunu birlikte organize ettik. Yine SS Holding'den Berrak Kutsu'ya da teşekkür ediyorum. Onun da büyük emekleri olduğu organizasyonda. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada yarın The Future of Everything Summit yapıyoruz. Her şeyin geleceği yine saat 16'da. Netflix'in kurucusu, Foursquare'in kurucusu gibi çok önemli konuşmacılarla yapacağız. 12 konuşmacı var. Fiziki ortamda planladığımız etkinliği sanalda yapacağız. Hepinizi beklerim. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.